İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün kent yaşamda yine çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Programıma girmeden önce 4 Şubat Perşembe günü yaşadığımız olumsuz bir olayı ve onunla ilgili bir takım bilgilendirmeleri size aktarmak istiyorum. Basından da arkadaşlarımızın değerlendirdiği gibi 4 Şubat Perşembe günü saat 20 civarı büromun önünde faili meçhul bir saldırısına uğradım. Birinin saldırısına uğradım. Başıma aldığım darbeler sonucu hastaneye tedavi altına alındım. Şu anda sizlerin karşısına başımda sargıyla çıkmak istemedim. Kafamın arkasında maalesef iyileşecek yaralarımız duruyor. Ama ucuz kurtardık. Dikişler var. Belli bir süre sonra, onlar da alındıktan sonra yaşamımız yine devam edecek. Evet, yıllardır yaptığım televizyon programları ve yazdığım yazılarda kentleşme, kentlerin ve kamu kaynaklarının yağmalanması, kente karşı işlenen suçlar, doğa ve çevre suçlarını, kültürel değerlerimizi uzman konuklarla sizlere aktarmaya çalıştım. Son dönemlerde basın ve yayın kurumlarına, program yapımcılarına yapılan saldırılardan birini yaşadım. Olayın basına ve sosyal medyaya intikal etmesinden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, üyesi ve yöneticisi olduğum Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne, Mimarlar Odası Ankara Merkez ve Şubelerine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin tüm bileşenlerine, tüm Kafkas dernekleri, Abhaz dernekleri ve federasyonlarına, özgür basın ve gazetelere, televizyon kanallarına, uzun yıllar birlikte mücadele verdiğimiz kent ve çevre örgütlerine, siyasi partilere ve birçok belediye başkanı ve milletvekili dostlarıma, üniversitelerimizin seçkin hocalarına, sanatçı ve kültür dostlarıma, her alanda katkı koyan bilim insanlarına, dava dostlarıma gösterdikleri duyarlılık ve desteklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bu güç ile doğru bildiğim yolda doğruları sizlerle daha güçlü şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Yaşadığım bu olumsuz olayın bana güzel bir kazancı oldu. Ben yıllardır yaptığım bu programların boşa gitmediğini gördüm ve arkamda büyük bir aile olduğunu gördüm ve doğru yolda olduğumu gördüm. Dolayısıyla bu saldırı bana güç verdi. Bu yeni güçle yine sizlerle birlikte bu ekranlardan doğruları paylaşacağım. Evet, bugünkü konumuzda daha önce hafta başında Sayın Ahmet Erdemli Bey ile konuşmuştuk. Kapadokya'da siyanüre hayır konusuydu. Bizim programı gündeme aldığımız süreçten sonraki birkaç gün içerisinde bazı gelişmeler oldu. Onları da şimdi programın akışı içerisinde sizlere aktaracağız. Stüdyo konuklarım olarak Kapadokya'da siyanüre hayır platformu sözcüsü Ahmet Erdemli stüdyo konuğumuz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öz Konaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Gökçek de stüdyo konuğumuz. Siz de hoş geldiniz Enver Bey. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ve sevgili dinleyiciler, bugün bize Skype ile bağlanacak olan Ramazan Metuçin, Hüseyin Sevindik ve Doktor Kemal Yazar olacak. Doktor Kemal Yazar, Kapadokya Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve bölgedeki sağlık sorunları ile ilgili meseleleri anlatacak. Hüseyin Sevindik arkadaşımızdan da Turizm Eski Şube Müdürü kendisi. Kapadokya'nın turizm ile ilgili potansiyelini anlatacak. Ve Ramazan Metuçin'in de jeoloji mühendisi arkadaşımız. Kapadokya'nın Kapadokya olması ile ilgili mesleki birikimlerini bizlerle paylaşacak. Programın akışı içerisinde arkadaşlarla tek tek bağlantısını yapacağız. Şimdi Kapadokya'da siyanüre hayır derken bunu neden dedik? Kapadokya'yı hepiniz biliyorsunuz ve tahmin ediyorum çoğumuz da gitti, gördü. Sadece Türkiye için değil, dünya için bir
ciddi bir turizm alanı ve çok çok değerli bir yer. Ama gelin görün ki böyle bir yerde maalesef Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'nın Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün zeminaltı madenleri hakkında bilgi veriyor ve burada altın madeniyle ilgili bir ruhsat veriyorlar. Bunu 2019 yılında veriyorlar. Tabii bölge halkı bütün bakanlığın faaliyetleriyle ilgili bir fiil çalışmalarını takip edecek değil. Ne zaman işte ruhsat verildikten sonra sondaj çalışmaları başlıyor. Birinci sondaj yapılıyor. İkinci derken bölge halkı uyanıyor. Burada bir şeyler var. Ne oluyor diyor. Ve ondan sonraki süreçte çok güzel bir direniş var. Çok güzel bir örgütlenme var. Ve bu güzel örgütlenmenin çok da güzel sonucu var. Bu akşam o sonucu ile birlikte yapılan mücadelenin ve çalışmaları sizlere tek tek anlatacağız. Özellikle bu akşam bu programı yaparken aynı sorunları Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaşayan ve yaşayacak olanlara da bu çalışmayı özellikle bir örnek olarak aktarmak istiyoruz. Çünkü burada Kanadalı maden şirketi geri adım atmak zorunda bıraktırıldı. Bıraktı demiyorum, bıraktırıldı diyorum. Nedenlerini de birazdan aktaracaklar. Evet, Ahmet Bey, sizinle konuşmalarımızda da belirtmiştiniz. Bu bölgedeki çalışmalar başladığında halk tabii bir şeyden haberdar da değildi. Hı hı. Birinci sondaj çalışmasının arkasında ne oluyor burada dediler ve siz de hemen örgütlenmeye başladınız. Onun bir hikayesini önce sizden bir alalım. Tabii. Öncelikli olarak platform üyelerimizin selamları var. Hepsi geçmiş olsun diyorlar. Teşekkür Henüz ediyorum. Daha yaralarınız iyileşmemişken siz programı iptal etmediniz ve sesimiz oldunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Şimdi bizim bir onlar iyileşecek. Evet. Ama biz buradayız. Evet. Önemli olan o kafatasının içindekilerin kalıyor olması. Evet. Onlar yerinde. Evet, evet. Onlar devam edecek çalışmaya. Çok şükür. Umarız Türk Emniyeti ve Yargısı hızlı bir şekilde. Evet, gerekli şeyi yapacaklar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen ekip o gün cuma günü bütün gün bu konuyla ilgili çalışmalar yaptılar. MOBES'in kameralarının o konudaki görüntülerini falan tarıyorlar. Biz de istiyoruz ki bir an önce böyle bir hain saldırıyı yapan kişi çıksın, nedir ne değildir, derdi nedir, biz de görelim bakalım. İnşallah. Şimdi biz şöyle bir sloganımız vardı: Kapadokya'nın üstü altından değerlidir. Evet. Şimdi burada ikinci sondaj vurulduğunda Özkonak'ta yaşayan Mahmut Özdemir, Hulusi Demir, Fatma Özüberk bu arkadaşlarımız bu konuyu öğrenmişler ve bana ulaştılar. Hı hı. Ben de ilk olarak tabii 28 yıllık derneğimizin başkanı olan Sayın Enver Göçer. Siz oralısınız. Tabii ben orada doğdum. Hı hı. Lisenin bir kısmını orada, lisenin bir kısmına kadar oradaydım. Dolayısıyla bölgeyi çok iyi tanıyan bir kişiyim. Ayrıca aslında turizm eğitimi de aldım üniversitede. Dolayısıyla bölgenin hassasiyetlerini, turizmle ilgili olan yapılarını çok iyi tanıyorum. Ve bu maden meselelerini özellikle Erzincan İliç Çöpler Köyü'nde sahada çalışmış bir mühendis arkadaşımdan bu madenin ne kadar tehlikeli bir konu olduğunu dinlemiştim. Dolayısıyla konuya çok yabancı değildim. Dernek başkanımızdan bunu gündeme getirmesini rica ettim. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı. Biz Özkonak için zaten bu derneği kurduk ve derneğimizin tüzüğünde bu hakkı da bize veriyor dernek dedi. İsterseniz dernek çalışmasına girmeden Hüseyin Sevindik bağlantısı tamammış. Tamam. Çünkü biz programın başında da belirttik. Hı-hı. Bu bölge dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından bir tanesi. Kesinlikle. Hüseyin Bey ekrandaysa hemen Hüseyin Bey'e sorumuzu soralım. Hüseyin Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz diyeyim KRT ekranlarına. Teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle sizlere de geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Hüseyin Bey, Türkiye'nin değişik bölgelerinde bir sürü sorun yaşadık. Hani Kapadokya gibi bir alanda böyle bir altın madeni, siyanürle altın madeninin aranması olayı akıllara ziyan bir olay. Buna nasıl karar verdiler? Ya hakikaten çok çılgınca bir olay.
Bize Kapadokya'yı bir anlatır mısınız? Siz anlatırken de arkadaşlarım Kapadokya'nın güzelliklerini izleyicilerimle şöyle bir buluştursun. Dünya güzeli bu coğrafyanın katledilmesine nasıl karar verildi? Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Buyurun. Evet. Evet. Efendim şimdi tabii ki Kapadokya dediğimiz tarihi bir isimlendirme. Tarihi isimlendirmeyi ben birazcık daha netleştirmek istersem. Bu Kapadokya denilen bölge, tarihi bölge, M.Ö. 700'lere kadar inen bir süreci var. O dönemde şu anda tarihi Kapadokya dediğimiz alanın sınırları aşağı yukarı şu anki İç Anadolu'nun sınırlarından biraz daha büyükçe bir sınırı kapsayan bir alan. Evet. Bu alan öyle bir alan ki tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete değişiklik etmiş, birçok medeniyetin gelip geçtiği bir alan. Bu alanın diğer yerlerden farkını ne olarak görüyoruz? Tabii ki jeolojik yapısı. Jeolojik yapısı korunmaya çok müsait olan bir alan. Kavimler göçünün yaşandığı, kavimler göçünün birçok savaşın olduğu, kesiştiği ve tarihe damga vuran birçok olayın burada yaşandığı bir bölge. Şimdi geçmişte mesela bilinen Makedonya Kralı İskender'in tarihi kaynaklara baktığımız zaman en çok İskender biliyorsunuz Makedonya'dan çıkıp Hindistan'a kadar bir serüven izleyen fetih politikası var. O dönemde en çok İskender'e dahi direnişin olduğu bölge olarak Kapadokya bilin. Daha sonra bu Kapadokya tabii ki bilinmeyene bilinenden daha fazla olduğunu da söyleyebilirim size. Kapadokya'da bu yeraltı şehirleri başlı başına bir mimari alan oluşturuyor. Evet, evet. Bu tarihine baktığımızda bu alanlar bir kaya oğulundan daha sonraki medeniyetlerin yerleştiği, birçok medeniyetin kendisine göre şekil verdiği alanlar. Şu anda bölgemizde 7-8 civarında yeraltı şehri turizmi açık olmasına rağmen ancak bilinen bölgede 255'e kadar çıkartılabilen bir yeraltı şehri olayı var. Bunu tekrar eder misiniz Sayın Hüseyin Bey? Çünkü biz Kapadokya'yı falan dışarıdan gelen turistler hemen orada birkaç tane yeraltı kentine gezdirilip çıkartılıyoruz. Ama öyle rakam verdiniz ki açıkçası şu anda ben de şaşırdım. Doğrudur, doğrudur efendim. Şimdi ben kendim tabii ki kültür turizmden emekli şube müdürü olmama rağmen araştırmacı boyutum var. Makale var, bu alanlarda yaptığımız çalışmalarımız var. Şimdi Kapadokya dediğimiz alan şu anda turizme açık olan 7-8 tane yeraltı şehrinden ibaret değil. Burada 255'e kadar uzanan bu bölgemizde Nevşehir'in sınırları dahilinde, Aksaray'ın sınırlarımız içerisinde, hatta Kırşehir'de, Kayser'de bir bölgeyi bahsediyoruz. Benim bir dönem yapmış olduğum araştırmalarda enteresandır karşılaştığım Nevşehir'in %90'a yakın 180 yerleşim yeri var Nevşehir'de. Evet. Burada neredeyse köylerin %90'ına yakının kuruluş yeri bir yeraltı şehridir. Bu çok iddialı bir şehir değil. Çok ilginç. Evet. Tırmağa yapılırsa görülecektir bu. Şu anki Nevşehir ve civarında bağlı bulunan köylerin çoğunluğu başlangıç yeri yeraltı şehri üzerine kurulmuş. Yeraltı şehrinden başlayan bir kuruluş aşaması. Akabinde yığma yapıyla daha sonra işte köy hayatı aşiretlerin isyanı politikasında ilk kullanılan yerlerin yeraltı şehirleri olduğunu görüyoruz zaten. Hüseyin Bey, şimdi buyurun. Türkiye'deki turizm potansiyeli nedir? Türkiye'ye katkısı nedir? Orada kaç otel hizmet veriyor? Yani böyle Türkiye için bu kadar önemli bir turizm potansiyeli olan yerde bu karar nasıl alındı? Biz aslında bunu araştırıyoruz, bunu soruşturuyoruz bu akşam ama lütfen o konuda da bilgilendirebilir misiniz bize? Teşekkür ederim. Bu turizm boyutunu da çok önemsiyorum. Hatırlatmış olmanız da çok önemli oldu benim açımdan. Şu anda Nevşehir'de 27 bine yakın bir yatak sayısı olan bir bölge. Bu evet. Bölgemiz pandemi öncesinde gelen turist sayısı yıllık 3 milyon civarında bir turist ziyaret ediyor. Bu turistlerin ziyaretgahı içerisinde olan ülkemizde dünyanın birçok yerinden
Yani Brezilya yakından tut Hindistan'a kadar, Endonezya'sından Malezya'sına, Çin'ine, Japonya'sına, Amerika'sına, Almanya'sına kadar birçok insanın ziyaret ettiği bir yer. O kadar önemli ki buraya birazcık da tarihi misyondan gelmek istiyorum. Niye Kapadokya? Tabii ki Kapadokya ilk etapta 1700'lerden itibaren batılı seyyahların falan ilgi alanı. Niçin ilgi alanı olmuş? Özellikle döneminde ressamlarından tutun, o dönemin din alimlerine kadar insanların burası ilgi alanı olmuş. Sebebi de Kapadokya Hristiyanlık adına ilk yerleşim alanlarından birisi. Hristiyanlık ilk Hatay'da yerleşim alanları oluşturduktan sonra bu da ilk etapta bireysel Hristiyanlığı yayma amaçlı faaliyetlere girişiliyor. Şapel tarzı dediğimiz gizli müzevi dervişlerin, Hristiyan dervişlerin alanı oluyor. Daha sonra bu bölge bu dervişlerin Hristiyanlık politikası gereği artık biraz daha okullaşma şeklinde ekoller oluşuyor. Deniyor ki biz artık hızlı yayılmamız için okullaşmamız gerekiyor. O dönemde okullaşmaya doğru gidiş var. Bu ilk uygulamalardan birisi de tabii ki Göreme'de oluşuyor. Artık felsefesi de o dönemin fikir adamları da üç babalar dediğimiz üç baba döneminde Kapadokya'da Hristiyanlık artık bir kabuk değiştiriyor. Yani bireysel sığınılan alandan çıkıyor, okullaşma dönemine giriyor. Okullaşma dönemine girdikten sonra burası çok ciddi manada Hristiyanlık için o döneminde bir sığınma alanı, bir savunma alanı oluşuyor. Evet. Arkasından tabii ki bu Kapadokya'nın bu seyri karşısında bölgeye Türk-İslam yaklaşımı da gelişiyor. Yani şöyle baktığımızda jeolojik yapısının ötesinde dini turizmin de çok ciddi şekilde yer aldığını görebiliyoruz. Evet, çok ciddi manada. Hatta bu ilk şeylerde dini amaçlı turizmlerde Fransa'dan, İngiltere'den buraya çok sayıda din alimi geliyor. Ujjerfanyonlar dönemi, Tekstiyerler dönemi. Buradan tabii ki gördüklerini kendi ülkelerine ne yapıyor? Aktarıyor. Evet. Resim aktarıyor. Deniyor ki hatta ilk şeylerde burası adeta garip, tuhaf peribacaların bulunduğu alan olarak batıya yansıtılıyor. O dönemin bilim adamları, coğrafyacıları diyelim birçok alanda resim sahası. Batı'da artık Kapadokya dendiği zaman tuhaf şekilleri olan peribacaları Hristiyanlığın ilk öğretilerinin yapıldığı yerler akla gelmeye başlıyor. Evet. Ve özellikle de enteresandır. İlk etapta Fransız literatürüne adeta Kapadokya nakşediliyor. Hüseyin Öyle Bey bir de şeyi soracağım. Şimdi sizin o müdürlük yaptığınız dönemlerdeki çalışmalarınızdan da hareketle söylüyorum. Her geçen gün Türkiye'deki turizm yatırımlarının ve bölgedeki iyileştirme çabalarının yapıldığı süre içerisinde bölgeyle ilgili turizm gelirlerinin arttığı da bir gerçek. Fakat geçenlerde bu bölgede kaçak yapılaşmaların yapıldığı ve bazı kaçak yapılaşmaların da maalesef imar barışı nedeniyle bu şeyden kendilerine nemalanacak bir imkan yaratmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ve yine takip ettiğimiz kadarıyla bölge belediyelerinin kaçak yapılaşmalarının bir bölümünü yıktığını ama bazılarının da hale devam etmekte olduğunu biliyoruz. Bunu da burada özellikle dile getirmek istedim. Çünkü bölgenin hassasiyetini ve değerlerini sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizler de mümkün olduğu kadar izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Son turizmle ilgili bu değerli bölge ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Efendim şimdi tabii ki idari yapıda o dönemde bölgemizde ciddi manada değişik bir pozisyona geçildi. Alan yönetimine geçildi. Alan yönetimi öncesinde bölgemizle ilgili 4-5 tane müdürlüğün görev alanı idi. Bunlar biri Kültür Turizm Müdürlüğü. Orman, Çevre ve Orman Müdürlüğü, daha sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne dönüştü. Milli Park olayı vardı bölgemizde. Milli Park bu
4-5 tane müdürlüğün görev alanı olan bölgemizde işlerin daha kargaşaya uğramadan yürütülebilmesi için başından beri bir fikir vardı. Dendi ki Kapadokya kendisine göre bir kanunla yönetilmeli. Burada merkez birazcık daha elini çekmeli. Buradaki aksi takdirde Kapadokya'yı koruyamaz. Hı hı. Çünkü kurumlar arasında ciddi manada çelişkiler yaşanıyordu. İşler tıkanıyordu. Daha sonra bunun sürecinde alan yönetimi kanunu, Kapadokya alan yönetimi kanunu çıktı. Bu kanunun 7174 sayılı kanun bu. Bu kanun çerçevesinde alan yönetimi başkanlığı inşaat edildi. Alan yönetimi başkanlığı döneminde tam o sıralarda tabii ki yaşanan bir de imar affı dediğimiz olay çıkartıldı. Popülist bir yaklaşımdı bana göre. Maalesef. İmar affı hele hele bu bölgede çıkartılması çok tarihi bir yanlıştı benim açımdan. Evet. Evet. İnsanlar. Daha sonra imar affından doğan yanlışlıkları nasıl telafi ederiz noktasına artık kurumlar özellikle alan yönetimi o noktaya gelmeye başladı. O noktada nasıl bu sorunu çözeriz arayışına girdiler. Alan yönetiminde henüz kurumsal olarak yapı oturmuş değil. Bu arada tabii ki dediler bazı tespitler alan yönetiminin özel çalışmaları ile yapılan tespitler sonucunda birçok alanda yıkım tespit. Mahkeme kararıyla yıkım tedbirleri yapıldı. Şu anda buna benzer sorunlar yine devam ediyor. Ahmet Beyler falan bahsetmişlerdi. Bilgileri var Ahmet Beylerin de. Konuşacağız tabii. Ciddi manada bir sorun yaşanıyor bu konuda. Hı hı. Belki sayısını şu anda net bilemeyeceğim kadar yapı yıkılmayla karşı karşıya. Burada öyle bir vatandaşların çok imanada tepki var. Bu noktada vatandaş kim diyor? Ben diyor imar affıyla devletin elimde resmi yazısıyla ben burayı yaptım. Bayağı da imar yaptım. Evet. Benim buram tutulmak isteniyor diyor. Atalardan kalmış olan bizim bu bölgede el evlilik veya evlilik denilen mekanlar var. Yani bağının bir köşesinde yapıyor tarımla bütünleşen bir alanlar var. Bu alanların da yine yıkımı gündemde. Dolayısıyla bu işe karşı da vatandaşın ciddi manada tepkisi var. Şu anda hangi meclaya sürüklenecek zor yıkımları olan yerlerde. Şimdi Hüseyin Bey, bu kısa bilgilendirmeden sonra ben tabii özellikle sizin Turizm Şube Eski Müdürü olmanız nedeniyle bölgenin turizme olan katkısının son birkaç cümleyle ilgili önemini bir vurgulamanızı isteyeceğim. Size çok çok teşekkür ediyorum. Karate ekranlarına konuk oldunuz. O konudaki son cümlelerinizi alalım efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii bölgemizin turizme katkısı şu anda ziyaretçi sayısı noktasında Türkiye'de bizim yeraltı şehirleri bu özellikle kayması ve derin kuyu yeraltı şehirleri sayısal olarak Türkiye'de 3. sırada yer alıyor. Evet. Diğer manada ekonomik olarak adeta son yıllarda tamamen turizm sektörü bizim bu bölgenin birincil geçim kaynakları arasına girdi. Son pandemiyle birlikte tabii ki bu olayda sıkıntı yaşanıyor turizm sektöründe çalışanlarla ilgili olarak. Ancak burası turizmin göz bebeğidir. Buranın bizler sahip çıkmasak dahi buranın batısı sahip çıkacaktır, batısı zorlayacaktır. Burada turizme karşı yapılan, doğaya karşı yapılan bir hata telafisi olmayan ülkemiz açısından. Çok güzel, doğru söylüyorsunuz. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır diyorsunuz. Ben kesinlikle bu öz konakta yaşadığımız olayı da bildiğimiz vardır. Orada da işte mücadelemizi devam ettiriyoruz. Orada da büyük sıkıntılar yaşandı. 700 bine varan turistin geldiği yeraltı şehri bulunan öz konağımızda Siyanürlü altın aramasına vesile edildi. Daha yine birkaç tane bölge biliyoruz. Bu tarihi bir yanlıştır. Yani nihayetinde biz orada güzel bir söz bulundu. Bana ait değil ama ben de hoşuma gidiyor.
Kapadokya'nın Kapadokya'da yerin üstü yerin altından daha değerlidir. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey çok sağ olun. Turizmle ilgili verdiğiniz bilgilerle ilgili olarak çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet, Ahmet Bey, şimdi özellikle programın hemen başında Hüseyin Bey'e bağlanalım istedik. Tabii biz sevgili izleyicilerimize bu konuda Kapadokya bölgesindeki turizm ve turizm potansiyelini özellikle aktarmak isterken bu bölgedeki dünyaca ve Türkiye üzerinde çok çok önemli olan böyle bir bölge üzerinde siyanürle altın aramak gibi bir olayı gündeme getirmek, bunun ruhsatını vermek ve 406 hektarlık bir alanı Kanadalı şirkete tahsis etmek. Buyur kardeşim, burada istediğin çalışmayı yap. Evet. Şimdi 406 hektarlık alan Kanadalı şirketin ihalesini almış olduğu alan. Ama bunun dışında 1300 hektarlık MTA'nın ruhsatlandırdığı iki ayrı bölüm daha var. Aynı, tabii aynı alanda iki ayrı bölüm daha var. Yani bugün bu firma buradan çekildi. Bunu konuşacağız. Ama belki bir sene sonra, iki sene sonra başka bir firma bu bölgeye tekrar gelebilir. Tabii bizim buradaki çalışmalarımız bu yüzden henüz noktalanmadı. Biz burası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buranın alan başkanlığına alınmasını istiyoruz, turizm alanına. Şimdi sondaj çalışmaları ve yol çalışmaları nedeniyle bazı ağaçlar kesildi evet, burada. Hatta sizden aldığım bilgi çerçevesinde 5 yıl önce bu bölgede 1 milyon ağaç dikilerek bir ağaçlandırma çalışması yapılmış. Doğru. Hatta bunların çoğunun da tuttuğunu tabii. ve körpe körpe fidanlar olarak gün ışığına çıktığını söylediniz. Evet. Buradaki sondaj çalışmaları ve iş makinelerinin gidiş gelişine ait yol yapılma çalışmaları sırasında da yetişmiş olan ağaçlarla birlikte bu fidanların da yok edildiğini söylediniz. Maalesef. Şimdi siz bu çalışmalara nasıl bir tepki koydunuz, nasıl örgütlendiniz, ne yaptınız? Adım adım gidelim. Evet, şimdi biraz önce de söylediğim gibi dernek başkanımız da bu konu bana gelince hemen istişare ettik. Ardından değerli gazeteci Vedat Yenerer ile irtibat kurdum. Kendisi yakinen tanıdığım birisi. İlk sanal medyada gündeme getirdikten sonra yine KRT ailesi yine bizi yalnız bırakmadı ve ilk TV ekranlarına KRT getirdi. Sonrasında biz bu konuda bilimsel ilerleyelim dedik. Şimdi şöyle de bir durum var ki benim de bir siyasi kimliğim var. Hı hı. Siyasi kimliğimden dolayı buradaki çalışmanın zarar görmemesi adına bu siyasi kimliğimi arka planda bırakıp hemşericilik hukukunu ön plana koyduk. Ve siyasi anlamda hakikaten bazı girişimler yapıldı bölünmeler için. Hı hı hı. Fakat biz buna izin vermedik. Hiçbir şekilde siyasete yer vermedik. Ve bütün siyasi görüşlerden insanlarla bir araya geldik. Ve bir komite kuralım bu konuyla ilgili. Hı hı. Bilimsel ilerleyelim dedik. Ve nihayetinde Hüseyin Bey gibi turizm alanında uzman bir isim. İşte jeoloji mühendisi arkadaşlarımız vardı, avukatlar vardı, öğretim görevlileri vardı, bölgede yaşayan insanlar vardı. Bunlarla sanal bir platformda bir araya geldik ve bu konuyu istişare ettik ve raporlar çıkardık. Burada da raporların bir kısmı burada da yer alıyor. Jeoloji mühendisinin öğretim görevlisi, Kapadokya'da sağlık... Kapadokya'da Siyanür'e hayır platformunu kullanarak... Evet. Bunu sonrasında bu platformu Kapadokya'da Siyanür'e hayır platformunu kurduk. En başta 8 kişiydik, 8 bin kişi olduk. 80 bin kişiye doğru gidiyorduk ki. Yani gerçekten ondan sonra, evet. 8 kişi, 8 bin ve 80 bin. Evet. Çok güzel. Sonrasında tabii Kapadokya dediğimiz yer belki 2 milyon yılda oluştu. 2 yılda yok edilmek istenilen bir bölge olunca dünyanın her yerinden itirazlar da geldi. Hong Konglular, efendim Almanya'dakiler, Afrika'dakiler bölgeyi görmüş ve bu konuyu sosyal medyadan duymuş şimdi, olan kişiler. Sizin buradaki hareket alanınız gerçekten çok enteresan. Evet. Ben bunları izleyicilerimle özellikle paylaşmak istiyorum. Bir, işin içine siyaseti sokmadınız. Tabii kesinlikle. İki, amaç bölgenin böyle bir talandan kurtulmasıydı. Kesinlikle. Bunu sağlayacak şekilde bütün siyasi partilere evet. açık olan ama evet. özellikle bölgenin kurtulması amacıyla bir evet.
oluşturduğunuz platformu evet. ve uluslararası boyutlara da taşıyarak evet. götürdünüz. Evet. Bir de içeriden mükemmel bir destek aldınız. Kesinlikle. Efendim, Öz Konaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma evet. Derneği Başkanı evet. Enver Göçek. Evet. Enver Bey, şimdi sizin derneğinizde sizden isteyeceğim. Tam 28 yıllık bir özgeçmişi var derneğinizin. Bölgede faaliyet gösteren, birçok öğrenciye burs sağlayan, her yıl en az 50 öğrenciye okutan çok hayırlı ve toplum üzerinde çok etkin bir yeri olan dernek. Tabii böyle bir olayı sizlerle paylaşınca meseleye siz de dahil olarak platformun içerisinde ve platformun yasal boyutları çerçevesinde olaya yer aldınız. Sizler ne yaptınız? Bizler her şeyden önce bize bu sözü vermiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize tanıdığınız için ki böyle bir şanssız yaşadığınız bir olayın ardından bizi böyle bir dönemde yine yalnız bırakmıyor olmanız için ayrıca teşekkür ederiz. Bizler ne yaptık? Bizler Öz Konaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 1992 yılında kurulmuş bir derneğiz. Ben 17. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Benden önce de yaklaşık bir 10 tane daha dernek başkanımız var. Biz bu süreçte Kapadokya'da Siyanür'e hayır kısmında yer aldığımız süreçte derneğimizin bize kuruluşta vermiş olduğu tüzükteki yetkimizi kullandık. Derneğin, yani siz derneği kurarken öyle bir tüzük yapmıştınız ki sanki başınıza bu gelecekti. Evet. 1992 yılında derneğimizin kurucularından, kurucu başkanlarımızdan İsmail Bulan hocamız ve o zaman emeği geçen tüm emekleri geçen herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu an ismini sayamayacağım. Tüm katılımcı emeği geçen herkes için teşekkür ederim. Burada evet 25 yıl, 28 yıl sonrası bir olaylar yaşanacakmış gibi derneğimize bir kuruluş maddesi, tüzüğümüze bir sözleşme konmuş. Sözleşmemizde diyor ki ikinci maddesinin Ç fıkrası öz konağın doğal ve tarihi güzelliklerini ve çevre korunmasında çalışmalarda bulunmak diyor. Evet. Biz bu derneğimizin tüzüğüne baktığımız zaman hukukçu arkadaşlarla görüştüğümüz zaman evet bu bizim için şu an içinde bulunduğumuz koşullar için yazılmış dendi. Ve yani bunun başımıza üzerine, gelecek olan bu felaketin bu tüzükteki maddeyle biz karşısında duruş gösterebileceğiz. Duruş göstereceğiz dediler. Evet. Ve bununla beraber de avukatlarımızla beraber bu süreç içerisinde emeğini esirgemeyen şahsi avukatım Engin İsmail Köse Hukuk Bürosu ve reklamda yapalım. fazla daha deviren özellikle de bunlara da buradan teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu tür çalışmalarda özellikle biraz önce sizle de konuştuğumuz gibi hakikaten ülkemizde bölgesine, doğasına, kentine sahip çıkan binlerce insanımız var. Çok büyük fedakarlıkla kendi imkanlarından, kendi koşullarından, zamanlarından, katkılarından vererek bu işin içerisine. İyi ki de varlar. Devam edeceğim sizle. Şimdi bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili olarak jeoloji mühendisi Ramazan Metuçin'i de bir ekrana alalım. Çünkü biraz önce turizmle ilgili konuşurken meseleyi, bu bölgenin öyle dünyada eşine az rastlanır, çok ender olan bir jeolojik yapısı var. Evet, Ramazan Bey, hattasınız herhalde. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba Ramazan Bey. Efendim, Karatel ekranlarına sizler de hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlarla da konuşuyoruz. Kapadokya'da Siyanür'e hayır başlığı adı altında turizm konusunu konuştuk. Turizmle ilgili bilgileri Sayın Hüseyin Sevindik'ten aldık. Şimdi jeoloji mühendisi olarak bölgenin yapılanması ve bölgenin özelliklerini de sizden alalım istiyoruz. Evet, Kapadokya dünyanın gözünün önünde bulunan en değerli doğal oluşumlardan bir tanesi. Yaklaşık 60 milyon yıla yakın bir oluşum sürecinde Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanik patlamalarından sonra ortaya çıkan gaz ve toz bulutların çökelmesiyle orada oluşan kayaçların, yani yumuşak kayaçların, tüf ve tüfit gibi kayaçların zamanla, yağışlarla, akarsularla, aşınmasıyla bu peribacaları oluşuyor.
60 milyon yıl evet. diyorsunuz. Yaklaşık 60 milyon tespit edildi. Evet, şimdi hemen burada özellikle vurgulamak istiyorum. Ahmet Erdemli arkadaşımız da dedi ki 60 milyon yıllık bir süreçte ortaya çıkan bu değer 1-2 yılda yok edilecek idi. Öyle diyelim. Evet, devam edelim lütfen. Şimdi bölge tanımlamak gerekirse kuzeyden ve doğudan batıdan doğu batı kuzey güney istikametinde 150 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Kırşehir, evet. Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray gibi bir alana sahip. Her yerde bir yeraltı şehri bulabiliyorsunuz. Özkonak ve Göynük, ben Göynüklüyüm aslında. Yağköy oluyor aynı zamanda. Hepimizin evleri bu yeraltı şehirlerin üzerine yerleşmiş taştan yapılar, evler şeklinde. Hepimizin evinin altında mahzen şeklinde mağaralar mevcut. Evet. Bu yapılar nasıl oluşuyor? İşte bu kayaçların zayıf olması nedeniyle yağmur ve sel suları aşılmasından dolayı kolay kazılabilme yeteneği var. Bu nedenle insanlar zamanla yerleşim yerleri olarak kullanmışlar. Sığınak olarak kullanmışlar. İbadet yeri olarak kullanmışlar. Ve bu hale gelmiş. Zamanla bu oluşumlar kendini koruyan yapılar da var, koruyamayan yapılar da var. Hı hı. Bölgeye yaklaşık 60 milyon yılda oluşmuş ama biz mümkün olunca ne kadar koruyabiliriz bu yapıları, ne kadar turizme katkı sağlayabiliriz, bunların peşindeydik. Bu hiçbir 60 zaman, milyonluk yıllık süreçte bugün ortaya çıkmış olan bu görsellerin süreci de devam ediyor tabii. Hala doğal ediyor, olaylar, tabii. yağmurlar evet, vesaire. Anda, yani hala devam tabii. ediyor bölgedeki hareket. Ziyaret dağında şu an yeni oluşan peribacaları tespit ettik. Evet. Bunlar sit alanı içerisinde, koruma alanı içerisinde alınmamış. Biz mümkün olunca bundan sonraki çalışmalarımızda bunların da sit alanı içerisinde alınmasını sağlayacağız. Burada bir duralım isterseniz Ramazan Bey. Çünkü bakın sit alanı ve koruma alanı içine alınmamış diyorsunuz ve burada... bu devam eden süreç içerisinde peri bacalarının oluşumu da devam ediyor. Bölgenin en önemli devam gerçeklerden edeyim. Bir tanesi de bu. Evet. Evet. Ekrana yansıtabilir. Evet. Özkonak'ta da oluşum evet. var. Evet. Devam edelim lütfen. Şimdi bölgede şimdi maden sahasının çalışmalarına nasıl bilgi aldık? Arkadaşlar anlattılar. Sondajlar için aslında kuzenim vasıtasıyla bana ulaştılar. Sonra hı-hı. dernek yetkilimiz Enver Bey ve Ahmet Bey ulaştılar. Bir komisyon kurulacağını söylediler. Bilgi ve belgelerle bu konuya yardımcı olmayacağımızı söylediler. Sağ olsunlar ben de bu konuya destek vereceğimi söyledim. Bu konuya işte üniversitelerden bu konuda uzman, gerçekten altın üzerine çalışan hocalarımızdan da bilgi aldık. Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesiyim ben aynı zamanda. Oda üyelerinden ve başkanlarımızdan da bu konuyla alakalı bilgi aldık. Tek sorun maden değil bu bölgede aslında. Sit alanının dışarısına çıkartılan ve buraların imara açılan bölümleri de var. Bu Kapadokya'nın korunması bir tek maden sahalarından korumak değil, evet. imarlaşmadan da korumamız gerekiyor. Bölge tektonik olarak hareketli bir bölge. Aslında hareketli faylar mevcut, aktif faylar mevcut, pasif faylar da var burada. Ziyaret dağının olduğu bölge özellikle de eski ve yeni heyelanlar da mevcut. Bu bölge herhangi bir kazı çalışması yapılması, herhangi bir maden sahası ve şantiye kurulması, oradaki yerleşim yerlerini, yeraltı sularını, oradaki doğal güzellikleri, orman alanlarını birçok şeyi etkileyeceği için arkadaşlarla böyle bir komisyonda, platformda toplandık, mücadelemize başladık. İnanıyoruz ki güzel bir noktaya getirdik, devamını da getirmeye çalışacağız. Bu konuda diğer arkadaşlar daha detaylı bilgi vereceklerdir size. Evet. Ben varsa sormak istediğiniz başka sorularda şimdi, yardımcı olmaya çalışayım. Bölgenin belli bir bölümünün koruma alanının dışında tutularak imara açıldığından bahsettiniz. Ve koruma evet. alanı dışında kaldığını, sit alanı ve koruma alanı dışında kaldığından bahsettiniz. Bunlar aslında çok önemli şeyler. Biraz önce Sayın Hüseyin Sevindik'le de konuşurken, bölgede yapılmış ve imar barışından yararlanarak kendini kurtarmaya çalışan yapılar, basına aksetmişti geçtiğimiz aylarda bir evet. bölümünün yıkıldığını gördük ama bazı bölümlerinin hala orada olduğunu ve maalesef bu imar rantlarının böyle dünya güzeli bir yerde, turizm alanında dahi kendine yer bulmaya çalıştığını da görüyoruz. Bölgedeki çevre düzeni planı ve genel değerlendirmelerde, önümüzdeki süreçlerde bu platformunuz olarak zaten Ahmet Bey de söyledi. Bizim amacımız şu andaki birinci tehlikeyi atlattıktan sonra koruma altına alacak ve bölge planlarında burayı çok ciddi şekilde elimizde tutacak bir takım
düzenlemelerin yapılmasını istiyor dediler. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Tabii biz ilk başta oradaki kilise, köprü, yeraltı şehri ve doğal oluşum olan yeni oluşan peri böcelerini korumak ilk niyetimiz. Hı hı. Oradaki yaşantıyı, oradaki tarım, hayvancılık faaliyetlerinin devamı için oradaki insan yaşamının bir şekilde devamını sağlamak, göçü engellemek. Zaten bu bölge tarımsal olarak da kısıtlı imkanlarla tarım yapıyor. Bölge insanı zaten nüfusunun büyük bir çoğunluğu yurt dışı ve büyük şehirlere göç olarak vermiş. Biz şimdi buradan turizm gelirlerini de alırsak, oradaki doğayı da bozarsak zaten orası yaşanmaz bir hale gelecek. Bu konuyla alakalı hem dernek yetkililerin hem platformdaki arkadaşların bazı fikirleri var. O bölgenin turizm olarak ve yaşayış olarak özelliklerini biraz daha katma değer katacak projeler düşünüyoruz. İnşallah onlar da zamanı geldikçe, şimdi burada açıklayamayacağım sırlar var. Onları da ileriki zamanda inşallah yavaş yavaş gündeme getirerek. Bu sırlardan ufak ipucu alsak da izleyicilerimize aktarsak mı? Yoksa sırların açıklanmış olması sizin yapmayı düşündüklerinizin... Tabii şimdi orası bir orman alanı ile evet. başlıyor. Bölgedeki en yüksek dağ. Erciyes evet. ve Hasan Dağı'ndan sonraki bölgedeki en yüksek dağ. Şanına uygun bir bayrak direği ve Türk bayrağını oraya bir yerleştirmeyi düşünüyoruz ilk etapta. Evet. Her yerden görecek bir şekilde. Evet. Niyetimiz bu. Sonra arasında bir tabiat parkı ya da bir piknik alanı, işte herkesin ziyaret edebileceği, vakit geçirebileceği, katma değer katabileceği bir ortam haline getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah yetkililer de, siyasiler de bu konuda bize yardımcı olurlarsa, biz dernek yetkilileri ve platformdaki arkadaşlara bunun mücadelesini vereceğiz sonuna kadar. Evet. İnşallah ülkemiz için ayrı bir katma değer katacağız. Sloganımızda bahsettiğimiz gibi Kapadokya'nın üstü altından değerlidir diye devam edeceğiz. Evet. Ramazan Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katkı ben koyduğunuz. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler, iyi yayınlar. Şimdi Enver Bey size dönelim tekrar. Şimdi tabii bölgenin hassasiyeti gündemde. Ramazan Bey de jeolojik yapısından bahsederken bir takım projelerden de bahsetti. Tabii şunu çok net ortaya koymak lazım. Proje ve projelendirmelerin sizlerden alınacak olan fikirlerle konunun uzmanları tarafından, kent plancıları tarafından olması gereken ve bölgeyi koruyacak planlarla yapılması gerektiğini de vurgulamakta fayda var burada. Evet, evet devam edelim. Buyurun. Bizim burada bundan sonraki devlet büyüklerinden istediğimiz, bizim Özkonak Kapadokya bölgesinde olmasına rağmen turizmden gerekli bir payı alamıyoruz. Çünkü böyle bir sorunumuz da var diyorsunuz. Var, var ama bizim turizmden pay alacak, turizmden gelir elde edecek o kadar da çok unsurlarımız var ki. Bunlardan bir tanesi Ceneviz Deresi. 600 yıllık, yaklaşık 600 yıllık bir palamut ağacımız. Ceneviz Deresi'nin başında. En önemlisi Yavuz Sultan Selim Köprümüz. Yine en önemli yerlerden bir tanesi yeraltı şehrimiz. Belha Manastırımız. Hristiyanlık dini için önemli olan Belha Manastır'ın yanında bulunan Ayazma Suyu. Bu Ayazma Suyumuzun bir geçmişi var orada. Biz bunlarla beraber Kapadokya'dan artık turizmden pay almak istiyoruz. Şimdi bu anlattıklarınızı siz bana aktarırken hemen aklıma geldi. Yönetmen arkadaşım eğer bu bölgede maden arama sahasını gösteren bir plan vardı, bir harita vardı, onu ekrana atabilirse bahsettiğiniz yerlere kuş uçuşu 800 metrelik bir mesafe 500, bu. 800, değiştirebiliriz burada. Tabii hayır, öyle mi? Şöyle hemen ekrandan isterseniz Belha Manastırı. Onu kımıldatmadan tutun arkadaşlarımız, evet, şöyle bir ekrana hemen alsınlar. Çünkü çok önemli burada, yani bu anlattığınız değerler var. Evet. Buyurun. Burası Belha Manastırı. Bu alanın altı tamamen yeraltı şehri. Şu mağara yani burası. Ortadaki alanın. Tabii tabii, bu ortadaki alanın. Bu kısım, buradaki daire içerisindeki evet, kısım evet. Ruhsatlı alan. Evet. Kanadalı şirketin. Ruhsat verilen alan burada, burası. Tabii tabii, sondaj yaptığı alan burası. Yani Belha Manastırı ile ruhsatlı alan arasında olduğu gibi yeraltı şehri var. Tabii tabii, olduğu gibi bir orada bir yeraltı şehri yapısı var. Aynı zamanda bir peri bacası oluşumu var o bölgede. Yani süreçte devam eden peri bacası. Tabii tabii, peri bacası oluşumu var. Böyle bir alanda çalışma yapılıyor aynı zamanda. Hemen ekrana diğer haritayı da arkadaşlar şu anda arka fonda gözüküyor. Şu şekilde de. Şu
yeşil ile görülen alan, burası tamamen şirkete ruhsat verilen ve maden araması ile ilgili ruhsatlandırılan alan, değil mi? Evet. Burada da Özkonak Beldesi'nin bir kısmı var, yerleşim yeri. Yine yukarıdaki işaretli alanda ise şirketin sondaj vurduğu alan. Burada toplam 2600 hane var. Ve yani bu kadar yakın yerleşim. Tabii tabii, 500 metre kuş uçumu mesafede ve 2600 hane var güney cephesinde, kuzey cephesinde. Güney cephesinde ise 6000 hane ile Avanos ilçesi ve Kızılırmak var. Enteresan. Buyurun devam edelim başkan. Ve bugün bana gelen bir hemşerimizin göndermiş olduğu bir bilgiye istinaden, bizim o bölgede, şimdi tamam biz bu kısımda gerekli mücadelemizi verdik, gerekli mücadelemizin sonucunda bu kısımdan çekinildi ama şu haritayı gösterebilir miyiz bilmiyorum ama şu mavi taralı alanı gösterebilir miyiz? Bugün bu gelen normal bizim haritası üzerinden, deminki harita üzerinden büyüklüğünü boyutlandırarak isterseniz aktarmaya çalışayım. Şu anda ekrana düştü. Evet. Burada bu harita alanında bizim Avanos, Akarca, Altıpınar, Özkonak, Avanos'un kuzey yönünü içeren Meta'nın elinde maden haritası var. Yani diyorsunuz ki alınmış olan bu karara rağmen biz devamlı tehdit altındayız. Şu anda isimlerini söylemiş olduğunuz bütün bu alanı kapsayan ve maden haritası olarak elde olan bir şey var diyorsunuz. Şu an devam eden bir tehlikemiz var. Evet. Sadece bir alandan, 406 hektarlık alandan, bir alandan çıkıldı. Çıkıldı. Bunun dışındaki diğer alanlardaki tehditler maalesef devam ediyor. Devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Bunun için de biz sürekli mücadelemizin başında olacağız. Dernek olarak yasal yollarımızın içerisinde olacağız. Bazı süreç yargıya intikal ettiği için yargı sürecini etkilememek anlamında. Şimdi tabii onu adım adım geçmek gerekirse Ahmet Bey, bu süreç başladıktan sonra siz tabii çok güzel bir çalışmaya girmişsiniz. Alandan her gün çalışmaları ve ileride olası tehlikeleri halka aktaracak videoları paylaşarak sosyal medyadan, hatta bunu tüm dünyadaki arkadaşlarınızla paylaşarak uluslararası boyuta da taşımışsınız. O 8 kişiden 800 ve 8000 ve 80000 olgusunu yaratmışsınız. Bu çok önemli aslında. Gerçekten çok önemli. Ve hatta bana anlatmıştınız, ben işi gücü bıraktım, tam 15 gün alanda nöbet tuttum ve oradaki çalışmaları kayıt altına aldım dediniz. Bütün bunları yaparken de yine sizinden aldığım bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Bölgede 6000 hanenin su kaynaklarının beslendiği bir alan burası. Şimdi bir de siyanürle altın meselesinde bir siyanür havuzu var. Biraz da ondan bahsedelim. Çünkü tehlikenin boyutunu insanlara siz anlatmışsınız. Halk da meseleye sahip çıkmış. Şimdi Osman Bey, biz öncelikli olarak doğduğumuz topraklar için bir sorumluluk hissettik. Evet. Bu yüzden bu dava için işlerimizi, güçlerimizi bırakıp bölgeye gittik. Gerçekten orada bu konuyla ilgili bunun getireceği zararları bilen bölge halkının çok büyük bir isyanı vardı. Biz onlarla beraber el ele vererek bu konunun durdurulması için bir çalışma başlattık. Bu çalışmada şöyle ki 6000 hane güney cephesinde Avanos ilçesi, evet 3 tane mahallesi, bu ilçenin 3 tane mahallesi Ziyaret Dağı'ndan gelen kaynaktan besleniyorlar. İnsanlar buradan gelen, evet buralardan alınan su ile insanlar besleniyor. Hatta orada bir TOKİ konutları da var, direkt olarak bu dağdan alıyor suyunu. Burada olası bir siyanür havuzunun kurulması ve o kurulacak havuzdaki kimyasalların çatlaklar ile yeraltı sularına karışmasıyla birlikte insanların zehirlenmesi, belki de ölmesi söz konusu olacaktı. Geçenlerde yine haberlerde okumuşsunuzdur. Evet. Bir siyanür havuzu çöktü. Evet. Bütün oradaki ne kadar zehirli atık ve siyanür varsa o alana tamamen yayıldı. Ve bunların yıllarca topraktan çıkması mümkün değil. Evet. İçme sularına, bitkilere ve bütün gıda ve oradaki aklımıza gelecek
her türlü hayvansal ürünlere de yansıyacağı bir gerçek. Ben şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ramazan Bey'in biraz önce bağlanan arkadaşımız Ramazan Metuçin, hakikaten alanda çok uzman bir arkadaşımız. Kendisi Moğolistan'da, Gobi Çölü'nde bir madende çalışmış geçmişte. Ve şu şekilde anlattı bölgeyi. Kuzey, güney, doğu ve batısında 25 kilometre civarında, yakınında bir yerleşim alanı yok çalıştıkları madende. Ama geliyorsunuz bu tarafta 60 milyon yılda oluşmuş, hakikaten yerin üstü altın olan, dünyanın tanıdığı, ya Nevşehir dediğimiz zaman bilmezler. Kapadokya deyince dünya tanır. Evet. Böyle bir bölgede siz geliyorsunuz ve bir Kanadalı şirkete, yerli ve milli deniyor ya hep, evet, yerli ve milli olmayan bir şirkete, ki oranları söylemek istemiyorum, çok büyük oranlar, çünkü elimde belge olmadığı için oran söylemek istemiyorum, çok büyük oranlar onlara kalacak şekilde veriyorsunuz. Ve vallahi daha önceki yaptığımız programlarda aldığımız bilgiler çerçevesinde, yanlış hatırlamıyorsak, evet, yine bunu resmi olarak ifade etmemekle birlikte, benim bildiğim %3 gibi falan çok komik bir bize şeydi. Bize kalan kısmı değil mi? Evet. Bize kalan yani kısmı. Türkiye'ye yani kalacak yani toplam çıkartılan. Düşünebiliyor musunuz ya böyle bir şey? Bunlar yastık altı paralarımız. Evet. Yani bu ülkenin artık son, bence son atışı yani. Evet. Ve buradaki maden artık orada yaşam da bitecek. Evet. Ve siz bunun yüzde, yani buradaki kesin bilgi olmamakla birlikte 98'ini veya 95'ini her neyse onlara vererek böyle bir çalışmaya gireceksiniz. Ve yerleşim yerlerine biraz önce de gösterdiğim gibi 500 metre kuş uçumu mesafede ve tarihin, bakın bu belki kasabaya alır taşırsınız. Belki 500 milyon dolar, 1 milyar dolar harcarsınız. Bölge halkını tamamen taşırsınız. Tarihi geri getirebilir misiniz? Vallahi hemen Hasankeyf aklıma geldi. Evet. Hasankeyf'i aldılar, bir yere taşıdılar. Evet. Acaba o Hasankeyf'le taşınan Hasankeyf aynı mıdır? Hasankeyf'i bugün suların altına attık. Ve 50 yıllık ömrü olan bir baraj sularının altına attık. Bütün dünya ayağa kalktı. O bölge halkı da direndi. Ama maalesef yaptık bu hatayı yaptık. Bakın Erzincan İliç Çöpler Köyü'nü ben çok iyi inceledim. Bu köy, burası bildiğiniz köy. 40 hanelik bir köy. Bizim Özkonak diye bahsettiğimiz alan, Göynük ve Özkonak artık fiziksel olarak birleşmiştir. Bu alan 2600 haneden oluşur. Çöpler Köyü 40 hane. Burayı taşıyorlar. Ama 300 metre. 300 metre taşıyorlar. Yani maden alanı yine içinde diyebiliriz. Yani madenden yine o bölgede de halen çok büyük tehdit var. Ve ben onların sosyal platformlarını da inceliyorum. Hakikaten insanlar çok üzgün. Yani yerleşim yerlerine bu kadar yakın olması gerçekten kabul edilemez bir durum. Bir de tabii şu var, hep fiziki olarak düşünüyoruz. İnsanlar uzun yıllar o bölgede yaşadılar. Tabii. Oranın toprağına, tabii, taşına, bölgenin varlığına alışmışlar artık. Kendi dokularını işlemiş. Sen bu insanı burada ben maden arayacağım diye bir yerden bir yere alıp götürmek, bu tabii olacak şey değil. Bu sokaklarda insanların çocuklukları geçti. Evet. Burada bir tarih, evet, burada bir sosyal bir durum var. Yani siz bunu da tamamen yok ediyorsunuz. Başka bir bölgeye götürerek bu olay çözülmüş olmuyor. Dediğim gibi bizim bölge zaten bu, hakikaten ben bunu bir hakaret olarak algıladım duyduğum zaman. Yani evet, böyle bir Ahmet tarih Bey'in de dediği gibi biraz önce, yani resmi olmayan haber diyelim. Evet. Çünkü bu akşam programın yapılacağını bildiği için Ahmet Bey'e cep telefonuyla mesaj gelmiş. Bu bahsetmiş olduğumuz alanın dışında o saydığınız, onu bir kez daha lütfen tekrar edin. Ve ondan sonra bir araya gireceğiz. Kısa bir şöyle araya. Şöyle söyleyelim. Yani Ayhanlar Köyü, Ayhanlar. İzleyicilerimiz de bizi buradan duysunlar. Yani tehlike geçmedi aslında. Evet. Ayhanlar, Sarılar, Altıpınar, Akarca, Kalaba ve Özkonak. Ya bütün bu alan maden alanı diyorsunuz. Evet, yani şu kısmı, evet, gösterebilirsek, bir hemşerimizin bugün bana aktardığı bilgi. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, kısa bir ara, aradan sonra tekrar Kapadokya'daki Siyaner'e Hayır programımız devam edecek. Evet sevgili izleyiciler, kent ve yaşam devam ediyor. Kapadokya'da Siyanür'e hayır diyoruz. Ahmet Erdemli, Enver Göçek stüdyo konuğum ve turizm konusunda Hüseyin Sevindik, jeolojik yapı konusunda Ramazan Metuçin
ve birazdan bağlanacağımız Doktor Kemal Yazar da Kapadokya Üniversitesi'nde halk sağlığı konusunda bize bilgilerini aktaracaklar. Evet, şimdi bölge hakkında ve bölgenin bu maden alanı hakkında bir bilgi verdik izleyicilerimize aradan hemen önce. Yani tehlikenin henüz daha geçmediğini belirttik. Bu ara şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizlere gelen bilgiler çerçevesinde bölge halkının bu programa olağanüstü ilgi gösterdiğini, hatta bu bölge çok ciddi göç veriyor. Yurt dışında çalışan Hollanda, Almanya, Fransa'daki bölge halkının da o bölgelerden de programın ciddi şekilde izlendiğini ve olumlu görüldüğünü de paylaşmak istiyorum. Evet. Ben de bölge halkının bu duyarlılığına teşekkür ediyorum. Zaten mücadele edilir ise sonuç alınır. Burada da yapılan mücadelenin ilk birinci basamağı kazanılmıştır. Ama tehlike geçmedi diyorum. Evet. Buyurun devam edelim. Şimdi inanmak tabii ki başarmanın yarısıdır. Burada başarılı olamayacağımızı düşünen arkadaşlar da vardı. Ancak inanırsanız ve insanları gerçekten haklı sebeplerinizle ikna edebilirseniz o zaman yol alabiliyorsunuz. Çok şükür büyük bir kısmını bu işin bitirdik. Ancak biraz önce de bahsettiğimiz gibi diğer ruhsatlı alanların da bölgenin turizm alanına alınmasıyla birlikte maden açılmasına uygun olmayan bir durum haline dönüşmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Pandemi dönemi hakikaten insan sağlığının, tarımın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş olması gerekiyordu. Evet. Ancak burada görüyoruz ki hem turizm hem tarım alanı olan bu bölgede demek ki pandemiden biz ders alınmamış yani. Maalesef bunun için üzülüyoruz. İnanılmaz olağanüstü şartlar içerisindeyiz. Ancak halen halk sağlığı için çok zararlı olan böyle bir girişim bu bakanlık tarafından verilebiliyor. Ancak biz tabii gelmeden önce ben 15 gün bölgedeydim biliyorsunuz. Ben oradayken kar yağıyordu. Kar yağmasına rağmen biz dağa çıktık. Orada da bir pankart açarak onu da basında gündeme getirdik. Şimdi burada biz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hakkında ben ve iki arkadaşım Tayfun Bey ve Mahmut Bey ile beraber biz bir suç duyurusunda bulunduk. Çünkü insan sağlığı ve buranın tarihi yapısı dikkate alınmadan böyle bir ruhsatın verilmesi çok da kolay olmamalı. Evet. Ki bu girişimleri yaparken sohbetimizde burada isim falan vermeyeceğiz ama sevgili izleyiciler ne yazık ki bunu her filmde izliyoruz. Arkadaşlarımızın mücadelesini verdiği alanlarda karşılarına çıkan yetkililer bu mücadeleye çok güzel katkı söylüyorlar ifadelerle. Yani iyi yapıyorsunuz, şöyle böyle. Çünkü onlar da o bölgenin insanı. Tabii. Ama uygulamaya bakarken yukarıdan bir güç bütün bunların elini kolunu bağlıyor. Ya ben buna katılmıyorum. Yani nereye kadar? Yani evet siz bir devlet memurusunuz, devletten maaş alıyorsunuz ama doğrular var. Yani yanlışı yanlış olarak devam ettirmenin bir anlamı yok. Siz sahip çıkmak zorundasınız. O bölgenin insanısınız. Doğrulara sahip çıkmak zorundasınız. Eğer siz başınızı eğerseniz, önünüze bakarsanız ne diyoruz? Yere bakmayacağız. Evet, yere bakmayacağız. Kafamızı kaldıracağız. Kafamızı kaldırmamız gereken bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bu arkadaşlara da küçücük bir böyle talep açalım. Yani bu ülke hepimizin ülkesi. Bütün bu ifadelere, bu güzel sözlere rağmen işte yapılan hukuk savaşı da var bir taraftan. Davayı açtınız. Tabii davayı da şöyle, bizimki savcılıkta suç duyurusuydu biraz önce bahsettiğim. Onun dışında bir dava açıldı. Dava dernek olduğu taraf davada. Dernek başkanımız sağ olsun bu konuda hemen hukukçularla görüşerek bir dava açtı. Dava süreci başladı. Şu anda ilerliyor. Şirketin burada bir savunması istendi. Aslında tam da bu esnada savunması istendi ve bir ay bir süre verildi Kanadalı şirkete.
Fakat bu bir ayda olmadan böyle bir geri çekilme şeyi oldu. Tabii burada şunu da vatandaşlarımızın çok iyi bilmesini istiyorum. Burada yeterli rezerv bulunamadığı için geri çekiliyoruz gibi bir yazı paylaşıldı. Şöyle bir tartışmak lazım. Şimdi kurum burada maden var diyor. Burayı maden alanı yapıyor. Tabii. Bir Kanadalı şirkete, bu ifadeyi pek kullanmak istemiyorum, hatta zaman zaman eleştiri alıyorum, peşkeş çekiyor, evet, veriyor. Sonra öyle bir tepki geliyor ki Kanadalı şirket diyor ki yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle ben buradan çekiliyorum. Kardeşim, orada o kadar ağaç kestin, yer yeşermekte olan fidanları yol bahanesiyle yok ettin. Ve kaç sondaj yaptılar? 7 mi? 7 sondaj yaptılar. Aslında 15 sondaj yapacaklardı. Yani sondajının da yarısını yaptın. Tabii. Hatta bir miktar para da harcadın. Tabii tabii. Oradaki o kişilere maaşlarını falan ödedin. Tabii. Bu işin başından itibaren. Demek ki ortada bir takım entrikalar var. Yani bir şeyler dönüyor. Yani birileri bir şeyler karıştırıyor yani burada. Çünkü şimdi yeterli rezerv olmadı. Hangi çağdayız? Peki ben soruyorum. Yeterli rezerv bulamadıysanız son bir haftaya kadar neden sondajda çalışan işçilerin maaşlarını ödediniz ve Mart 15'te geleceğiz dediniz? Yani açık konuşmak gerekirse yeterli rezerv olmadığı gerekçesi sadece bu işin bir kıvırma sebebi olarak ortaya konmuş diyebiliriz. Osman Bey, tabii halkın böyle bir direnişinin başarı getirmiş olmasını, bunun da örnek olmasını abiler istemiyor. İstemedikleri için böyle bir mesaj yayınlanması istendi onlardan. Olsun, onlar bu da resmi güzel, hesaplarında belediye başkanları her ne kadar bunun rezervin az olduğundan çekildiği yazısını paylaşsa da şahsi sosyal medya hesaplarından bunun böyle olmadığını, halk direnişi karşısında olayların daha da büyümemesi için geri çekildiklerini şahsi hesaplarında belediye başkanları, bir belediye başkanı ifade etti. Yanlış hatırlamıyorsam belediye kaymakam bütün siyasi parti temsilcilerini topluyor ve böyle bir kararı söylüyor. O zaman sizinle telefonla konuşmuştuk. Ben de size herhangi bir belge var mı? Yani bu ifade edilen sözle ifade edilen, çünkü Cerattepe ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde böyle sözler çok verildi. Evet. İnsanların enerjilerini küçültmek için bu tür adımlar çok atıldı diye sorduk. Evet. Herhalde Orman Bakanlığı'nın galiba bir belgesi var elimizde, değil mi? Evet, şimdi burada aslında tabii böyle bir açıklama isteniyor. Orada sevgili Gökçen Aker, bir belge biz görmek istiyoruz diyor Gökçen hanımefendi. Sağ olsun, tam bir Anadolu kadını, böyle bir dik duruş sergiliyor orada. Ve sonrasında böyle bir belge geleceğini ifade ediyorlar. Sonuç olarak da bir belge geldi geri çekildiklerine dair, ama tabii bu firma gitti, ama belki de başka bir isim adı altında iki yıl sonra aynı yere veyahut diğer bahsettiğim 9000 hektarlık diğer iki parça alanda başka bir şirket gelebilir. Evet. Dolayısıyla biz bu alanın tamamının turizm alanına alınmasını istiyoruz. İsterken de altı boş istemiyoruz. Hı hı. Buranın çok yakınındaki alanlar, burada kutsal mekanlar da var. Hı hı. Bu ziyaret hemen, dağında. Evet, şu anda birinci belgeyi, ben özellikle bu belgeyi paylaşalım istedim sevgili izleyiciler. Çünkü resmi bir belge ve biz burada bunları konuşurken belgeleriyle konuşalım istedim. Şu resmi belgede Orman Genel Müdürlüğü'nün buradaki çekilmeyle ilişkili yazdığı resmi bir belge. Evet. Bu belgeden sonra bir de sanırım Kanadalı şirketin bir çekilmeyle ilgili bir yazısı oldu. Onu da arkadaşlarım eğer ekrana atabilecek imkanı olursa onu da atalım. Bunlar aslında şu anda tabii ekranda. Ben özellikle bunları sadece resmi niteliği olması nedeniyle. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz belgede Kanadalı şirketin buradan çekileceğini ifade ettiği bir belge. Evet. Bunları bu programın belgesi olsun diye özellikle kullanıyorum. Çünkü ne olacağı konusunda hala endişelerimiz var. Evet. Kesinlikle. Bu endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla bölge planlarında
buranın turizm alanı ve sit alanı olması konusunda çalışmalara başladınız. Ne yapıyorsunuz şimdi? Evet. Şimdi bir öğretim görevlisi arkadaşımız İKOMOS ile görüşüyor. Hı hı. UNESCO'ya konu burada bildirildi vesaire. Bu sonra alan başkanı Vali Hanım, bölgede alan başkanı Vali Hanım. Kendisinde konuyla ilgili bilgisi var. Bizim onlarla irtibatlarımız sürüyor. Buranın alan başkanına alınması için yine halka iş düşüyor aslında. Halkın bunu istemesi lazım. Sadece bizim istememiz de olmuyor. El ele vererek yine biz bu talebimizi yüksek sesle dile getirmeliyiz. Dile getirdikten sonra burası alan başkanına alındığında o zaman bir şimdi rahatça bir oh diyebiliriz. Bir şey yani halka dediğiniz için özellikle paylaşmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, bizim yıllardır gerek mimarları tutu şehir plancıları ve bu konuya kente gönül veren kurumların yapmış olduğu çalışmalarda imar planlarındaki yapılan ve yapılan itirazlar sonucu dava edilen konularla ilgili kazandığımız birçok dava var. Hep söylüyorum size. Mahkeme karar veriyor, plan iptal ediliyor. Plan iptal edilmesi demek o kararın ortadan yok edilmesi demek. Ama gelin görün ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı orada uygulamak istediği o planı küçücük bir değişiklikle aynen tekrar gündeme getiriyor. Bir önceki plan, iptal edilmiş plan otomatikman ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bunu niye söyledim? Bölgede bundan sonraki süreçlerin devam edeceğine inanıyorum. Evet. Geçmişteki tecrübelerimize dayalı olarak. Dolayısıyla yakaladığınız mükemmel bir enerji var. Yani halk bilinçlenmiş. Evet. Burada siyanür ile altın aranmasının ve kendi sağlıkları ve yaşam alanlarının yok edilmesinin kendilerine neye mal olacağı aktarılmış. Evet. Bu rehavet getirmemeli evet. ve sizlerin bu konudaki çalışmalarının yanında bir fiil aktif olarak olmaları gerektiğini buradan birlikte evet. söylemiş olalım. Ben şunu da ilave etmek istiyorum. Genelde bu belki firma kaynaklı veya bilmiyorum. Şimdi bazıları şöyle bir haber yayıyor. Efendim siyanür kullanılmayacak. Siyanür kullanılmayacak diye haber veriyor. Şimdi bizim bu bölgemize 20 kilometre yakında başka bir şirketin 7 yıldır bir maden çalışması daha var ve orada siyanür havuzları var. Biz gittik o bölgeyi de inceledik. Oradaki köylülerle, vatandaşla da konuştuk. Orada da siyanür havuzları kurulmayacak denmiş 7 yıl önce. Ama siyanür havuzları şu anda var ve orada çalışan bir işçiyle ben görüştüm. Yağmurların yoğun yağmasıyla beraber bir havuzdan siyanür taşması gündemde olmuş. Bizim ziyaret dağının eteklerinde kurulur Avanos ve Özkonak ve Göynük. Burada bir siyanür havuzunun taşması demek. Yani bu kasabanın, ilçenin siyanür havuzu olması demek. Aynen öyle. Yani çok tehlikeli. Dolayısıyla siyanür havuzu olmasa bile efendim orada İç Anadolu'nun o kurak arazisinde son 50 yılda babalarımızın, dedelerimizin çok büyük gayretleriyle ve bizlerin bizzat gayretleriyle dikilmiş orada yetişmiş bir orman var. Bu orman zaten Nevşehir'deki tek orman, en büyük orman bölgesi. Ki bölgede ağaç çok önemli. Herhalde orman gözlerine battı yani. Burayı yok edelim dediler. Yani burası bir Karadeniz değil, burası bir Ege değil. Burada ağaç çok kıymetlidir. Gerçekten her yerde kıymetlidir ama burada bir başka kıymetlidir. Evet. Çünkü yok. Evet. Dolayısıyla... Ben Enver Bey'e tekrar döneyim. Hı. Şimdi Enver Bey konuyla ilgili konuşurken arada böyle biraz kayıp gitti ama bölge halkının büyük bir bölümü burada hayvancılık ve tarım ve turizm kaynaklarıyla yaşamlarını idame ettiriyor. Evet. Demin de ifade ettik. Yine bölge halkının büyük bir bölümü yurt dışında çalışıyor. Yani gurbetçi. Dolayısıyla burada o küçücük imkanla tutunmaya çalışan insanların elinden tarım yapma imkanları, hayvancılık yapma imkanları alınır ise, bu insanlar da buradan göç ederse, turizm de yok olursa, sanırım Kapadokya'da yok olacak. Kapadokya'da yok olacak. Bir de en önemlisi bölge karasal iklimin hakim olduğu bir bölge. Karasal iklim olması nedeniyle de yazları çok yağmur alan bir bölge değil. Yazları bizim Özkonak çoğu zaman su sıkıntısı yaşayan bir bölge. Su sıkıntısı çeken bir bölge. Şu anda bile 15-20 gün öncesi bir sulama göletinden içme suyuna takviye yapılıyor idi. Şimdi bu dönemleri yaşadığımız bir dönemde Özkonak'ın en büyük su kaynaklarından biri olan Ziyaret Dağı'nın eteklerindeki su kaynaklarını kurutursanız
gelecekte de ciddi anlamda bir su sıkıntısı yaşarız. Hatırlamıyorsam çok yakın bir zamanda 10 metreden falan su çıktığı ifade ediliyordu. Şimdi artık 100 metre, 150 metre aşağıya kadar yani bayağı su kaynakları, doğal su kaynakları da çekilmiş vaziyette. Şimdi bir de buradaki maden ocağı, maden şirketi için su çok büyük bir önem arz ediyor. Tabii toprağın yıkanması ve altın madenin aranması ile ilgili ciddi su ihtiyacı var. Buradaki su kaynakları ne olacak onu bilmiyoruz. Hani bir dönem şey dediler, Kızılırmak'tan takviye yapılacak dendi. Maliyet kabul edilebilir bir maliyet değil. Kuyu açılacak olsa o bölgedeki tüm alttaki su kaynaklarını çektiğiniz zaman Özkonak'a neyin suyunu vereceksiniz? Özkonak içme suyunu nereden temin edecek? Onu da bilmiyoruz tabii o zaman. Yani biz alınmış olan bu karara rağmen bunları özellikle ben sizlerle paylaşıyorum. Bir taraftan da yapmış olduğumuz bu programın hem bu tip tehlikeleri yaşayacak olan bölgelere hem de bölge halkına tekrar tekrar aktarılmasını istiyorum ki zinde ve devamlı aktif kalmak gerekliliği açısından. Ahmet Bey de söyledi biraz öncesi. Şimdi 100 yılda bir yaşamış olduğumuz malumuz şu pandemi dönemi tarım ve ziraatın ne kadar önemli olduğunu ön plana çıkardı. Evet. Biz bundan bir örnek almalıyız. Belki önümüzdeki yıllarda daha ileriki yıllarda gıda savaşları yaşanacak, su savaşları yaşanacak. Tabii. Önümüzdeki süreç onu gösteriyor. Biz bunları yaşama ihtimalimizin olduğu bir dönemde biz neden tarım arazilerini kurutuyoruz? Biz neden Özkonağımızın turizmden gerekli paylarını almasını istemiyoruz da turizmimizi yok etmek istiyoruz? Evet. Bugün Kapadokya'dan havalanan bir balon, Ürgüp Göreme'den havalanan bir balon şirketi Özkonak semalarında 600 metre yukarıdan iş makinalarını mı gösterecek? Neyi gösterecek? Veya siyanür havuzlarını mı seyrettirecek? Siyanür havuzlarını mı seyrettirecek o balon yolcularına, Özkonak Kapadokya'yı ziyarete gelen turistlere? Bu açıdan da bir bakılması gerekir konuya. Evet. Burası aynı zamanda avlanmanın bile yasak olduğu bir bölge. Yani insanlar oraya pikniğe gidemiyor, avlanmaya gidemiyor. Ama Kanadalılar avlanmaya gidiyor oraya. Hem de ne av değil Hem mi? Hem de ne av yani. Yani gerçekten. Böyle bir şey yani. Olabilir. Bu arada ya şunu da düzeltmek istiyorum. Hakikaten trajikomik şeyler oluyor ülkemizde gerçekten. Ben mahkeme ifadesini savunmasını istedi şirketin dedim. Orada bir düzeltme yapayım. Hı-hı. Petrol ve Maden İşleri Müdürlüğü'nün savunmasını istedi tabii, mahkeme. Ruhsatı veren kurum tabii. Orası. Burada böyle tabii, bir şey yapılabilir tabii. Diye. Evet. Aslında... bu bahsettiğiniz şirket yani Türkiye'nin sayılı ve çok güvenilir, çok iyi çalışan bir kurumu. Bu şeyin, bu bölgede böyle bir olayın rezervi veya bununla ilgili buraya yönlendirmenin yapılıyor olması da bana ilginç geldi. Aslında sermaye yani nerede çıkar sağlayacaksa sermaye oraya gider. Bizim hassasiyetlerimizi bizi idare edenler şimdi, düşünmesi lazım. Yani Kanadalı tabii paraya bakıyor. Burada var maden deniyorsa Kanadalı buraya geliyor. Tabii. Osman Bey, şunu da çok kısa bir belirtmek istiyorum. Buyurun. Yani belirtmeden de duramayacağım biraz ama. Biraz böyle sinsi güldünüz. Bir şeyler var aktaracağınız ama. Aktaracağım var ama. Şimdi cesaretten ziyade polemikte yaratmak istemediğim bir konu. Şimdi bizim bölgede yaklaşık 12 tane tümülüslerimiz var. Evet, 12, bu çok önemli bir konu. 12 tane tümülüslerimiz var. Bu 12 tümülüslerden 2 tanesi tescilli, 1 tanesi de kale tümülüs niteliğinde. Toplam 3 tane tümülüs tescilli. Evet. Şimdi bu tümülüsler nerelerden kaldığı da belli. Kimlerden kaldığı, hangi yıllardan kaldığı da belli. Acaba bu altın aramayla ilişkin, bu tümülüslerle ilişkin, altın arama ruhsatlarıyla ilişkin tümülüslerden başka bir şeyler mi kestirmeden aranıyor onu da bilmiyorum. Peki. Ben bu kadarını söyleyeyim. Ben hemen şimdi Doktor Kemal Yazar Bey'e bağlanalım istiyorum. Eğer hattaysa Kemal Bey. Kemal Bey merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanalımızın programına hoş geldiniz diyorum. Biz bugün Kapadokya'da siyanüre hayır derken Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi olarak ve bölge hastanesinde görevli bir sağlıkçı olarak
Burada altın aramanın yaratacağı halk sağlığı konusundaki bilgileri de sizden alalım istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Altın aramada kullanılan siyanürün halk sağlığı üzerine etkilerinden bahsedeceğiz. Bir de siyanürün çözücü olarak diğer ağır metalleri de sulama ve tarım sularına karıştırması neticesinde oluşan olumsuz etkilerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Siyanür çoğunlukla endüstriyel olarak üretilmektedir. Ve endüstride birçok alanda dericilik, fotoğrafçılık, meteoroloji gibi alanlarda kullanılıyor. Fakat endüstriyel alanda üretilen siyanürün yaklaşık %25'i altın madenciliğinde kullanılmaktadır. Siyanür altın madenciliğinde çözücü özelliğinden yararlanarak altın ve gümüş gibi değerli madenleri topraktan ayrıştırmak için kullanılıyor. Fakat siyanür beraberinde altın ve gümüşle birlikte diğer ağır metaller dediğimiz, yani 5 gram bölü santimetreden büyük ağır metalleri de topraktan ayrıştırıyor. Evet. Kurşun, kadmiyum, kobalt, bakır gibi 60'tan fazla ağır metal sayılabilir. Bunları da topraktan ayırıyor tabii ki. Maden arayıcıları altın ve gümüş gibi değerli madenleri alıyor. Gerisini atık havuzu dediğimiz havuzun içine siyanürle birlikte boşaltılmaktadır. Yani ağır metaller dediğimiz. Evet, bunlar da atık sulara boşaltılıyor. Atık suların, bunların izolasyonu yapılması gerekiyor bu havuzların. Genellikle kirli topraklar kullanıyorlar. Kirli, yani bu jet su sızdırmayacak nitelikte oluşturmak için, yani toprağa sızmasını engellemek için. Bir de özel izolasyon yöntemleri de uygulanıyor. Fakat özel izolasyon yöntemleri pahalı olduğundan dolayı çok fazla tercih edilmediğini, kirli toprağın tercih edildiği söyleniyor. Evet. Burada nasıl bir sistem kullanıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu atık havuzların dibine çöken siyanürle birlikte bu ağır metaller atık havuzların dibine çöküyor. Bu kirli toprak bunları absorbe edebiliyor. Fakat zamanla bu havuzların özelliği kayboluyor. Altı mil dediğimiz çamurla dolduğundan dolayı süzemeyebiliyor bu metalleri. Bu metaller içme sularına, kullanma sularımıza ve tarım sularına karışıyor. Dolayısıyla bizler bunun içme sularından ve bitkilerden yediğimiz besinlerle alıyoruz. Siyanürün, hidroksil siyanür denilen havaya hızlı bir şekilde yayılan ve hızlı akut zehirlenmeye sebep olan bir siyanür türü var. Evet. Bu hava yoluyla alınıyor akut olarak. Bu hızlı bir zehirlenme. Fakat burada bu madencilikte kronik zehirlenme bizi daha çok ilgilendiriyor. Zamanla bu içme sularının tüketilmesi, tarım şeylerinin kullanılması ile bağlı olarak siyanürün ve ağır metallerin kısa ve uzun vadede toksik belirtileri ortaya çıkıyor. Bunlar genellikle beyinde, bazal ganglionlarda, böbrekte vesaire hayati organlarımızda birikiyor. Bunların birikmesine bağlı olarak, mesela beyinde, bazal ganglionlarda birikmesine bağlı olarak dikkat güçlüğü, algılama güçlükleri, zeka, IQ problemleri, yürüme güçlüğü, kas güçsüzlükleri vesaire gibi sorunlara sebep oluyor. Aynı zamanda kanserojen etki yapıyorlar, kanserojen etkilere sebep oluyorlar ve endokrin sistemimizi etkileyerek tiroid fonksiyon bozuklukları yapabiliyorlar bunlar zamanla ve böbrekler üzerinde toplanarak da kronik böbrek yetmezliklerine sebep olabiliyorlar. Hasta hayati tehlike yaşıyor veya dialize bağlı
kalmak, bağımlı kalmak zorunda kalıyor. Bu ağır metallerin vücuttan doğal yolla uzaklaştırılması hemen hemen imkansız. Oldukça zor olduğu için bunlar analizler yapılmazsa, dikkat edilmezse vücutta birikiyor. Önce sosyal hayatı etkiliyor, sonra da vital bulguları, hayati fonksiyonları etkileyerek olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Şimdi bütün bu anlattıklarınızı dinlediğin zaman Kemal Bey, bu bölgede siyanür ile altın aranmasının getireceği endişe verici bir gerçeği görmüş oluyoruz. Bu tabii, o bölgedeki yaşayan insanları ne kadar etkilerse bir o kadar da bu bölgeye turizm amaçlı gelen insanları da etkileyecek anlamına geliyor. Tabii, tabii. Doğal olarak böyle bir yerde insanlar da gidip böyle bir yere gidip kalmaz. Buranın suyunu içmez, burada kalmaz. Ve bu bahsettikleriniz süreç olarak ne kadar bir zaman içerisinde insan sağlığına çok etkili oluyor? Yani bunlar tabii o şeyin türüne göre yıllar, aylar, yani işte orta vadede, uzun vadede diye bunu ayırtabiliriz. Yani o metalin türüne göre de değişiyor bunlar. Evet. Evet. Sonuçta insan sağlığı etkili. Bir de bizim bölgemiz turizm bölgesi burası ve tarım bölgesi. Neticede böyle bir maden işletmesi, böyle bir şey hem turizmi olumsuz etkileyecek hem de tarımı olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla insan sağlığını da olumsuz yönde etkilenmektedir. Evet. Peki, şimdi o bölgede hem üniversitede öğretim üyesi olarak hem de o bölgenin hastanesinde görev yapan bir sağlıkçı olarak halka bu konuda mesajınız ne olacak? Ben mesajım halka ve yetkililere mesajım şu olur. Bu bölgede turizm yapısından dolayı ve tarım arazisinden dolayı kesinlikle böyle bir maden işletmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Al sağlığını ve bölgenin turizm ve tarım alanında gelirini olumsuz derecede uzun vadede etkileyeceğini düşünüyorum. Halkın buna göre tepki göstermesi gerektiği kanaatindeyim ben. Evet. Kemal Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katkı koyduğunuz. Çok çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, konusunda uzman bir bilim insanı da konuyu gayet güzel, net ve tane tane açıkladı. Hani her şey ortada. Şimdi dönüp dolaşıp geliyoruz. İşte bir kurumun vermiş olduğu rapor çerçevesinde 2019'da verilen bir ruhsat var. O ruhsata dayalı olarak işte büyümüş bazı ağaçları yerinden söküp, büyümekte olan fidanları da yok ederek yollar açılıp tam 7 tane sondaj yapılarak bir Kanadalı şirkete verilen bir yer var. Ama bunun karşısında da direnen, örgütlenen bir halk var. Ve o halkın içerisinde derneğiyle birlikte, diğer sivil toplum kurumlarıyla birlikte ve siyasi partilerle birlikte, burada bunu özellikle bahsetmek istiyorum. Siz anlattınız. Yani kutlamak gerektiği için özellikle aktarmak istiyorum sevgili izleyiciler. AKP'li belediye başkanı bu konuda net bir tavır göstermiş. Ve konu ile ilgili pankartların asılmasında elindeki imkanları kullanılmasını bile sağlamış. Bu inşallah o belediye başkanı için olumsuz bir şey olmaz. Eyvah eyvah diyorsunuz. Tabii, Sayın Başkanım siz biraz şey güldünüz. Şimdi yani, yürekli insanlara kutluyor. Biz kutluyoruz. Biz halk da böyle siyasetçilere sahip çıkar. Her ne kadar partisinden dolayı öne çıkamamış olsa da tabii ki böyle pankart gibi vesaire destekler oldu. 24 Kasım tarihinde madene karşı olduğunu beyan ifade etti. Resmi kayıtlarda zaten sosyal medya hesabında da belediyenin mevcuttur. O zaman şunu söyleyelim buradan. Böyle yürekli başkanlara bölge halkı sahip çıksın. Ya, hangi siyasi partiden olursa olsun ama insan, adam gibi adam olsun. Evet. Tabii halk yani her şeyi görüyor artık. Sosyal medya var. Çabuk bilgiye ulaşılıyor. Evet. Dolayısıyla halk her şeyi görüyor. Tabii yapabildiği kadar yardımcı oldu.
Yani en azından bize set koyabilirdi, koymadı. Kepçesini istedik, gönderdi, pankart astı vesaire. Dolayısıyla açıklaması da var. Bizim kadar öne çıkamadı. Ona da anlayışla karşılıyoruz. Bugün ayın 7'si, yarın 8, pazartesi sabahı Sayın Başkan'ın önünde masasında bir yazı İçişleri Bakanlığı'ndan şimdi, kayyum atanıyor. Tabii biliyorsunuz ben oradayken aynı zamanda Nevşehir Belediyesi'nde de bir durum oluştu. Nevşehir Belediye Başkanı istifa ettirildi. Yani böyle. Ettirildi. Evet. Valla bunları konuşalım. Evet. Şimdi evet burada Siyanür'e hayır diyoruz evet. ama bütün bunların arkasından yani bunların hep arkasında kökleri var. Evet. Kanalları var. Evet. İstifa ettirildi. Tabii istifa ettirildi. Ama bu konuyla alakalı tabii, değil. Ama tabii başka. Yani. Bu konuyla ilgili olduğunu iddia edenler de oldu. Hı-hı. Ama ben kesin bir bilgi elimde olmadığı için onu bir şey diyemeyeceğim tabii. Başka sebepler olduğu yönünde iddialar var. Ben oradayken gelişti bu durumda. Ben ama halk her şeyi halkın görüyor. Halkın iradesiyle tabii. seçilmiş, tabii. halk tarafından seçilmiş birilerinin görevden alınmasına ben karşıyım. Ben kayyumlara karşıyım. Evet. Halk seçmiş, halkın iradesiyle seçilmiş. Bunun adını ne derseniz deyin, bu konuda çok ciddi yanlış yapılıyor ülkemizde. Evet, bunu maalesef. Da burada vurgulamakta fayda var. Evet. Evet, devam edelim. Buyurun. Yani tabii Öz Konak'ta böyle bir şey olması durumunda biz Öz Konak halkı olarak biz başkana sahip çıkarız bu konuda bir sıkıntı. Epey işiniz olacak sizin gördüğüm kadarıyla. Yani bu kademe kademe bakalım. Bu arada belediye başkanımız da yani ailesi yüzyıllardır geçmişi bu topraklardan geçimini sağlayan bölgenin önemli çiftçilerindendir. Evet. Dolayısıyla biz bu konuyu aynı şekilde kendisine de söyledim. Buranın toprağını korumak öncelikli sizin göreviniz. Çünkü siz tarımdan geçiniyorsunuz yüzyıllardır. Bu toprakların zehirlenmesini en önce siz istememeniz evet. gerekir. Bu konuda da yani aslında kamudaki herkes bizimle hemfikir ama çoğu emir ile tabii. Yukarıdan ne talimat gelirse. Emir demiri keser. Emir demiri kesiyor. Yoksa aklın yolu birdir. Evet. Ama tabii şu var. Hep diyorum başından sonuna kadar. Siz burada bir bütünlüğü sağlayabildiniz. Evet. Ben aklıma geldiği için buradan tekrar Cerattepe'de direnen başta Neşe Hanım ve oradaki bütün örgütlere ve bütün halka buradan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı götürüyorum. Yönlendiriyorum. Hiçbir siyasi kuruma ve şeye bulaştırmadan orada o kadar mükemmel direndiler. O kadar mükemmel direndiler. Hiçbir olumsuz devlete karşı gelecek bir davranışta bulunmadılar. Bütün bu iyi niyetlerine rağmen, bütün çalışmalarına rağmen maalesef orada davayı kaybettiler. O millete küfür eden insana o güzelim cennet gibi yer harap edilecek şekilde verildi ve ufak ufak şeyleri yaşanıyor. İlerideki günlerde son haliyle ilgili olarak da burada ekranlardan onları da aktarmaya çalışacağız. Bunu niye söyledim? Hani herkesi teröristle suçlayan anlayışın içerisinde insanlar haklarını demokratik şekilde arıyorlarsa, bu demokratik davranışları onların en doğal hakkıdır. Sen demokratik davranan insana eğer bu hakkı vermez isen o insanı isyana teşvik edersin. Yani evet. bilmiyorum şimdi, herhalde biz, anlaşılmıştır. Bizlere de bu şekilde ithamlarda bulunuldu. Evet. İşin başında bulunuldu. Ama bölge halkının büyük bir kısmı eğitimlidir. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Ben de yıllarca dernekte yönetiminde Öz Konaklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetiminde bulundum. Dolayısıyla bölge halkı bizi de tanıyor. Ne yapmak istediğimizi de zaten çok iyi ifade ettik. Dolayısıyla bu dağda da herkesin bir fidan dikmişliği vardır. Hı hı. Bir aidiyet duygusu vardır. Ne güzel. Dolayısıyla aidiyet duygusu olduğu için insanlar sahip çıktı. Yani biz burada siyaseti her zaman arka planda bıraktık. Ve hemşeri hukukunu önümüze koyduk. Ve başarı geldi. Tabii doktorların hastanedeki erken müdahalesi gibi burada da bir erken müdahale söz konusuydu. Yani şirket büyük bir yatırım yapmamıştı. İşin çok başındaydık. Ve hızlıca bir organize olabildik. Burada Özkonder'in katkısı çok büyüktür. O yüzden ben burada herkesin karşısında burada dernek başkanımıza tekrar bu konuda bizleri hemen tereddütsüz desteklediği için hatta ben o iş makinelerinin gerekirse önüne yatarım dediği için ben kendisini alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi başkan tabii böyle bir karar tabii bir manada şunu da söylüyorum.
bir tüzel kişilik, yani bir kurum, bir dernek var. O derneğin başkanısınız, yönetim kurullarınız var ve 28-29 yıllık bir geçmişiniz var. Çok da güzel, zevkle ve hayranlıkla izledim. En az 50 öğrenciye her yıl burs verip öğrencilerin eğitimlerini yaptırıyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler Türkiye'de. Gerçekten çok önemli şeyler. Böyle bir derneğin tabii doğal olarak da mümkün olduğu kadar yönetimlerle uyumlu ve işbirliği içinde çalışması gerekir. Hani neticede bakanlık kapatın dedi mi kapatılıyor. Her öyle bir zamana geldi ki iki dudak arasındayız. Evet. Veya alın bunu, şimdi meşhur ya o laf şimdi, evet, alın bunu dediklerimi alınıyor. Siz gerekirse kepçelerin önüne yatarım demiştiniz. Yani bu gücü nereden aldınız? Ya o gücü biz nereden aldık? Bizim öz konak aşkımız diyelim. Doğamıza olan aşkımız, öz konağımıza olan sevgimiz. Biz öz konaklıyız. 16 yaşına kadar ben o topraklarda doğdum, büyüdüm. Eğitim hayatımı, ilkokul ve ortaokulu ben oradaki okullarda tamamladım. Sonrası hani doğduğumuz yer mi, doyduğumuz yer mi? Doyduğumuz yer İstanbul'a geldik. Evet. Üniversite ve lise hayatına burada devam ettik. Ama biz bunları yaparken de bizim gönlümüz... Derneğin herhalde merkezi de İstanbul'da değil mi? Evet, evet. Hemen burada kanala yakın bir yerde. Benim ofisim de burada. Evet. Ha, çok güzel. Gülbağ'da dernek orada kurulmuş. Tabii ki dernek belki o dönem öyle bir sloganla anılmaması lazımdı. Veya çünkü geçmişinde hep öğrenci burslarıyla anılan bir kurum olmuştu. Köyün köylü gurbetçilerimizi biz burada dayanışma ve yardımlaşma anlamında yılda iki sefer, üç sefer kahvaltılarla 2000 kişiye yakın geleneksel pilavımızla biz bu insanları... Sosyal faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz tabii. Biz bu insanları bir araya toplarken hiç beklemediğimiz bir şekilde böyle bir şeyle karşılaştık. Peki dernek üyesi olup da veya bölge halkı olup da ya siz niye karışıyorsunuz bu işe, işte devlet büyüklerimiz biliyor bu işi falan deyip size karşı olan oldu mu? Ya olmuştur, zaman zaman olmuştur ama İkna ettik diyorsunuz. Haklı mücadeleyi de görünce, bu işin de içinde yer alınması gerektiğini de görünce de onlar da ikna oldular. Oldu, tabii ki oldular. Belki şu anda da yine karşı olanlar vardır. Hı hı. Neden bu işin içerisinde yer alıyoruz diyenler de vardır. Yer alınıyor diyenler de vardır ama bizim gerekçemiz ya öz konak için yapılması gerekiyordu. Şimdi tabii Ahmet Bey'in dediği gibi buradaki erken teşhis olayı, evet, bayağı bir şey yapmış yani. Önem arz etti. Evet. Şimdi yine diğer bölgelerden bakıldığında sık sık Cerattepe örneğini veriyorum. Kolluk kuvvetlerinin Cerattepe'de neler yaptığını, nasıl halka sis bombaları attığını, insanları nasıl olumsuz şekilde etkilediğini, ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ve aynı zamanda Kaz Dağları'ndaki maden ocaklarına bizzat gittim. Oradaki bekçi beni içeri almadı. Yani gazeteci kimliğimi gösteriyorum. Hayır diyor, bir yeri telefonla azalttılar. Ve benim gördüğüm alan üzerinde o Kaz Dağları'nda o kadar büyük bir alan talan edilmişti ki, ve orada direnen binlerce kişi, orada nöbet tutanlar, bütün bunlara rağmen kolluk kuvvetleri orada da güç kullandı. Yani sizde henüz bu kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelme durumu olmadan, evet, bir erken operasyonla, evet, bu işin yapılmış olması, o da bir şans, evet, diyelim. Yani bölgenin kültürel yapısı bu konuda da hani bizim o üniformaya saygımız çok büyüktür. Onlar emirleri tabii ki. Biz kendilerine de ifade ettim. Hiçbir şekilde biz sizlerle karşı karşıya gelmeyiz. Merak et. Çünkü biz orada 1000 kişinin katılımıyla bir dernek başkanımız basın açıklaması yaptı. Hı hı. Bu esnada ben kolluk kuvvetleriyle de görüştüm. Tanışmak istediler. Kesinlikle bir taşkınlık olmadığını, biz buranın bu toprakların yetiştirdiği insanlar olduğumuzu, burada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra postallarıyla Anadolu'ya giremeyen düşman askerinin, aslında Avanos Belediye Başkanı'nın ifadesidir bu, maden ocağı adı altında bölgeye gelmesini biz hakikaten kabul edemiyoruz. Yani bunu, bizim itirazımız önce buna. Sonra halk sağlığı, yine orman, yaban hayvanları. O kadar neden var ki. Tarihi yapı. İçmiş. Yani gerçekten söylerken tekrar üzülüyorum.
Yani burası dünyanın en son izin verileceği nokta olması gerekir. Moğolistan'da bile yani insan yerleşiminin 25 kilometre uzağında olmasına dikkat edilirken Avrupa'nın hemen sınırında olan gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli Kapadokya bölgesinde, milyonlarca yılda oluşmuş Kapadokya bölgesinde hem de yerleşim yerinin yanı başında. Yani hakikaten üzülüyor insan. Evet. Başkan, siz bir taraftan telefon mesajlarına da bakıyorsunuz. Herhalde epey şey var. yoğun bir mesaj trafiği var. Mesaj trafiği var. Buradan çok büyük teşekkürler. Özellikle bu programı yaparken bizi izleyen buradaki bölge halkına devamlı sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Çünkü niye söylüyorum bunu? Bir taraftan da bölge halkının dimdik ayakta kalmasını olacak. Çünkü bu erken teşhisle alınmış olan bu bölüm diğer kanser hücreleri gibi yayılmasın. Evet, evet. Çünkü önümüzde sorunlar var. Anlattığınız o bölge ile ilgili maden ocaklarının haritası ellerimizde ve buraya tıpış tıpış çağrılan bu Kanadalı şirket pardon deyip gideceğini sanmıyorum. Ya birileri diyecek ki tamam oranın azıcık şu tarafına geçelim, evet, bilmem ne yapalım. Biraz unutsunlar. Yani o tehlike hep var, evet, ve buranın imar planlarında sit alanı ve turizm alanı olarak tescillenmesi çok önemli. Varsa. Çok önemli. Şimdi kutsalımız da kalmadı Osman Bey. Orada mesela insanların gidip kurban kestiği bir türbe var. İki tane türbe var. Evet. İnsanlar dönem dönem 10 yıllardır belki 100 yıllardır ben mesela 90 yaşının üzerindeki teyzelerden dinledim. Birçok videomuz var bu konuda bu arada. Ne güzel. Yani karşı oldukları onu da gösteren. Şey yapalım. Bu sizin bu Kapadokya'da Siyendüre Hayır platformunun sitesinde bütün bu direnişinizle ilgili ve buradaki çalışmalarınızla ilgili her türlü materyali var. İzleyiciler buradan rahatlıkla buna ulaşabilir. Şimdi oranın ismini Kapadokya Koruma Platformu olarak değiştirdik. Bu geri çekilmeden sonra. Biz tabii ki oradaki hassasiyetimiz devam ediyor. Oradaki hassasiyetimiz devam ediyor. Ancak Kapadokya ile ilgili olan diğer hususlarda da bu platform Kapadokya'nın sesi olacak. Çünkü ben bu süreçte şunu da gördüm. Biz Avanos ilçemiz çok gelişmiş eğitim düzeyi olarak da çok yüksek bir bölgedir aslında ama bir sivil toplum kuruluşunun olmadığını gördük. Dolayısıyla Nevşehir'de, Avanos'ta, Kapadokya'da bu hassasiyetlere dikkat eden bir sivil toplum kuruluşunun oluşması gerekiyor. Belki bu platform buna önderlik edebilir. Önümüzdeki günlerde bir dernek yapılanması, resmi bir dernek yapılanması olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Sizin önümüzdeki süreçlerde dernek faaliyetleri olarak şimdi var olan derneğinizin böyle bir platformla, böyle bir davada fikir ve gönül birliği içinde çalışmış olması ister istemez sizin sorumluluklarınızı da arttırdı. Yani bu davaya bir yerde siz de katıldınız, davanın içinde oldunuz ve bundan sonraki süreçte de devam edecek bu sorumluluk. Ya benden bu kadar deyip eyvallah deyip çekilecek haliniz yok herhalde. Tabii ki bundan sonrası süreç Özkonak için her şekliyle devam edecek. Yapabilirsek önümüzdeki ilk zamanda, en kısa zamanda o bölgede tekrar bir ağaçlandırma çalışmasıyla ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla irtibata geçmek istiyoruz. Burayla ilişkin hani biraz öncesi dediğimiz gibi işte palamut ağacıdır, yeraltı şehridir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür, Belha Manastırı'dır. Bu bölgeyle ilgili, burayla ilgili, turizm bölgeleriyle ilgili Özkonak buradan nasıl bir pay alır? Bu konuyla ilişkin yine resmi kurum ve kuruluşlarla iş birlikteliği yapmak, bunlarla çalışma içerisine girmek. Kısa sürede yapacağımız işlerden birileri olacak diye tahmin ediyorum. Merkezinizin burada olması, bir ayağınızın İstanbul'da olması ve büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki dernek yönetiminin ve belirli kadrolarının da İstanbul'da ikamet etmiş olması, buradan da o bölgenin besleniyor olması aslında bir anlamda avantaj da sağlıyor size. Sık sık gittiğinizde, oradaki hemşehrilerinizle görüştüğünüzde o birlikteliği, bütünlüğü sağlayacak o şeyi de oluşturduğunuzda enerjiyi hem buradaki birikimli gücü hem de oradaki halkın gücünü birleştirerek sanırım önümüzdeki süreçlerde çok daha güzel etkinliklerimiz olacaktır. Olacak olması da gerekiyor. Bundan sonraki süreçte ayağımızın bir kısmı Özkonak'ta olacak, bir kısmı burada olacak. Bizim yaşayan nüfusumuz zaten yaz, ilkbahar ayları geldiği zaman
çok aşırı derecede öz konağa göç veren. Yani şu an yaşayan nüfus 3600, yaklaşık 3600 gibi bir nüfusu var. Ama bu nüfus yazları 20 binlere. Oo. Dini bayram tatilleri, o 9-10 günlük bayram tatillerinde 20-25 bin, 30 binlere çıktığı bile olmuştur. Peki bu kadar ciddi bir nüfus yapısının ve yoğunluk değişikliği, bölgedeki yaşamı bir anda, yani gerek altyapı, gerek yollar, gerek gıda tüketimi, bir sürü sorunlarla karşılaşmıyor musunuz? Yok, çok fazla bir sorun. Su olarak biraz su sorunu olabiliyor. İçme suyu olabiliyor. İçme suyu kuraklık olduğu dönemlerde, çeşmelerin kuruduğu dönemlerde olabiliyor. Evet, içme suyu oluyor. Onun dışında çok fazla bir sorun şimdiye kadar karşılaşmadık. Evet. O konuda da belediyemiz, belediye başkanları etkin olarak, şimdiki belediye başkanı olduğu gibi, ondan önceki dönem belediye başkanları da etkin olarak çalışıyorlar. En çok sanırım onlar belediye başkanları hep yöre insanı galiba, değil mi? Yöre insanı. Yani yöre. Siyasi parti tepeden birini oraya, bu burada başkan olacak. Yok yöre, o şekilde yöre, olmuyor. Yöre bir insan. Önceki dönem sadece İstanbul'da yaşayan bir kişi. İşte. Ama oralı. Evet. Ama doğma büyüme eğitim hayatını falan bir süresini orada sürdürdü. Evet. Ondan sonrası şimdiki belediye başkanı doğma büyüme oralı. Evet. Hep insanlar genelde. Bu aslında güzel bir şey. Yani iyi bir örnek. Ben yani burada bunu özellikle dillendirirken hani şimdi bu ara seçimlerden de bahsediyorlar, bir erken seçim diye. Hükümet kendini garantiye alacak bir takım formüller peşinde. O formüllerden neyi nasıl yakalarım hesabında bilmiyorum ne yapacak. Tabii önümüzdeki süreçler bunu gösterecek. Buradan bunun sinyallerini de bölge halklarına verelim. İnsanlar yani dışarıdan tepeden inme, işte hani küt diye birini getirdikleri de var, kabul etmesinler. Yani çünkü bölge halkının sorunlarını oranın kendi çocuğu bilir. Yani başka biri bilmez. Genelde belediye başkanlığı kendi içinden, kendi Özkonak yöresinden. Tabii bunu şu anda Özkonak'a konuşuyoruz ama ben bütün Türkiye geneline söylemeye çalışıyorum. Şimdi Ahmet Bey, bu alınmış olan karar size tebliğ edildi mi? Yani elinize resmi belge olarak aldığınız şey sizin şahsınıza tebliğ edildi mi? Dernek olarak yapılmış olan bu resmi mahkeme müracaatı ile ilgili dava devam ediyor değil mi? Dava devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Buradaki resmi belgeyi belediye başkanı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Evet, bizim şahsımıza veya platformumuza veya derneğe bir resmi olarak bir bildiri olmadı. Bunu sosyal medya hesabından, resmi hesabından paylaştılar bu belgeler. Aslında bu belge önemlidir. Ben özellikle hani bugünkü programda da belgeyi arkadan ekrana okunmasa dahi varlığı açısından kullanılmasını gerektiğini istedim. Tabii. Bölge halkının da ne bileyim belki de önümüzdeki günlerde bu belgeyi çok büyük ölçeklerde büyütüp duvarlara yapıştırıp bunu, o belgeyi verenlere bakın bu belgeyi siz bize verdiniz. Bize verdiniz. Bizim mücadelemiz sonunda, bizim alın terimizdir bu belge diye. Halka da bunu sindire aktarıp yarın o belgenin varlığını savunacak, gücü içinde hissedecek bir yapıya da getirmek lazım. Şimdi, çünkü çok belgeler unutuluyor. Çok evet. Şimdi çok haklısınız bu konuda. Biz bunların zaten hepsini dosyalıyoruz bunları. Bölge halkı da sosyal platformlardan çok iyi takip ediyor. Özellikle Avrupa'daki insanlar hakikaten hem çok üzgünlerdi hem çok sinirlilerdi. Ve platformdan birçok tabii hakaret içerikli de yazılar çok paylaştılar. Tabii biz onların hepsini filtrelerden geçirdik. Hem siyasi anlamda bir yere çekilmesin. Hem de hakaret tabii ki doğru bir şey değil. Haklı sebeplerle savunma sadece olabilir. Dolayısıyla insanlar çok sinirliydi. Kavga gürültü olmadan bu konunun kapanmış gibi görünüyor. Şu an gibi diyorum çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi alan başkanına alınmadığı sürece bizim için gibi olarak görünecek hep. Dolayısıyla şu an biraz daha bir sakinleşme var ama bu uyuduğumuz anlamına gelmiyor. Uyumuyoruz. Evet. Şimdi gözüm bir taraftan saatte yaklaşık bir 5 dakika bir zamanımız kaldı. Ben son 5 dakikayı sizlere son sözleriniz ve topluma vereceğiniz son mesajlarınızla kullanalım istiyorum. Önce Enver Bey sizden alalım. Bir 2,5 dakika kadar böyle dernek ve o bölgedeki halka vereceğiniz son mesajlarınız da olacak önümüzdeki süreçlerle ilgili. Şimdi önümüzdeki süreçlerde biraz öncesi de yine bahsettiğimiz gibi bir an önce o bölgede bir ağaçlandırma çalışması bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi olacak.
Bu konuda resmi kurum ve kuruluşlarla bir işbirlikteliği yapılacak. Yine o bölgede kadın kolları için, genç kadın üretim yapan kadın kollarımız için o bölgede bir yapılabilirse bir kooperatifleşmedir. Bu ve buna benzer bir desteklemeler alınabilirse bununla ilgili bir çalışmalar önümüzdeki bölgeler zaman içerisinde bölgede bir çalışma yapacağız. Orada bir ablamız bu konuda çok etkin olarak çalışıyor. Onun da önünü açacak şekilde bir çalışmamız olacak. O da güzel müjdelerimiz var bölge halkına diyoruz. Bölge halkı için yapacağımız önümüzdeki dönemlerde güzel işlerimiz olacak. Evet, çok teşekkür ediyorum size. Olacak. Ahmet Bey, sizden evet. de son böyle evet. bir kaç sözünüzü evet. alalım. Aktif çalıştınız, evet. Emek verdiniz, evet. bir başarı elde edildi evet. ama bu başarının korunması gerekiyor. Evet, evet. Ben komite üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten vakitlerini ayırdılar. Saatlerce bu konuyla ilgili toplantılar yaptık. Yaptığımız toplantıları da halkla canlı olarak paylaştık sosyal medya platformlarında. 10 binlerce kişi izledi. Bu süreçte onlar da çok yoruldular. Özkonak'ta yaşayıp bize destek olan bölge halkına başta Mahmut Özdemir, Hulusi Demir ve Fatma Özüberk olmak üzere isim söylemek istedim. Çünkü gerçekten onlar da gizli kahramanlar bir kısmı. Bunlara çok teşekkür ediyorum. Onun dışında siyasi partilere çok teşekkür ediyoruz. En başta beni kırmayıp böyle bir eylem gerçekleştiren Avanos ilçe başkanımız, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiyle oradan bir irtibat kurdu WhatsApp üzerinden. Ve onu da orada bir televizyon götürdü oraya. Jeneratör bağladı ve oraya gelen insanlara izletti. Genel Başkan da, gibi. Evet, Vizon Tele gibi gerçekten. Ondan sonra Genel Başkan bu konuda bu eylemi desteklediğini söyledi ve beni de çok cesaretlendirdi. En başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali Öztunç Bey'e ve İYİ Parti İl Başkanı Sayın Ömer Ay ve CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve teşkilatına ve İYİ Parti teşkilatlarına, halkımıza ve komite üyelerine, derneğimize, dernek üyelerimize, herkese bu konuda, bu çorbada tuzu bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Özkonak bizim, Kapadokya bizim, Göynük bizim, Avanos bizim. Çok seviyoruz, insanlarını da çok seviyoruz. Üzümünü, bağını, bahçesini, toprağını, ırmağının akışını çok seviyoruz. Çok ve vatan sevgisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ona hizmetle ölçülür. Biz ona hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel. Anlatım ifadeniz evet. ve kurduğunuz yelpaze sizi sanırım bir yerlere getirecek. öncelikle ben sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi Kapadokya tabii bölge halkının yaşadığı bir alan olmakla birlikte Kapadokya bizim. Bizim ülkemizde dediğiniz gibi postallarla girilmeyen bir yerde böyle entrikalarla girip evet. bu ülkeyi talan edilmemesi konusunda verdiğiniz mücadeleden dolayı evet. ben bu programı özellikle yaparken hani hep dedim ya bu mücadele içinde olanlara örnek hangi yollardan gidilmiş olsun diye özellikle bunu defalarca da ifade ettim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün Kapadokya'da siyanüre hayır diyerek bir program yaptık. Evet, bu program öncesi size de dediğim gibi biz burada bu ekranlarda sizlere hep doğruları aktarmaya çalıştık ve çalışacağız. Bu konuda sıkıntılar yaşanacak. Benim Perşembe günkü yaşadığım sıkıntı gibi. Ama ekranlardayım. Şu anda başımda o yaraya ait bir bandaj yok. Çıkardım. Arkadan görüntüsü hoş değil. Ama ekranlarda sizin karşınızdayım. Ben doğru bildiğim, inandığım davamda hep bu ekranlarda sizlerle olacağım. Yeter ki bu birlikteliği her zaman sürdürebilelim. Bir başka kent yaşamda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim.